duruyor tam olarak. Tamam. Yani oyuna başlatayım şimdi. Ya oyunda bir adada çıkıyorsunuz. Yani o adalar şey düşün işte normal bir işte Resident Evil Walking Dead kafası düşünün. Adaya düşüyorsunuz. Ya ve orada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Zaten oyunun tek amacı hayatta kalmak. Adadan kaçmak da amacı bu. Şimdi. Bir de şey, oyun oynarken sürekli size zaman geçiyor. İşte şu kadar gün hayatta kaldım gibilerinden. Adaya düştük işte. Yani şimdi adada kalkacağız. Bir adam var. Yaralanmış. Bir de ceset daha vardı bir yerde. Hadi bir konuşalım. Oyun gönüllüleri tadın Diablo gibi ama hani çantamız falan var. Aynı Daisy. Inventory'i görebiliyorsunuz. Şu an inventory boş. Inventory dışında görevleri gösterecekler. Ve ama şu... Evet, oyun sesini de kısayım biraz. Oyun sesi de fazlaymış. Oyun sesini kısayım. Tamam. Şu an oyunun başında göstermiyor ama hani health menüsünün altında yemek yeme, içme ve uyuma gibi şeyler de çıkacak. Özellikler de çıkacak. Yani bunların hepsini yapmazsanız mesela uyumazsınız ölürsünüz. Yemek yemezseniz ölürsünüz. Yediğiniz şeyi pişirmeniz gerekiyor. Skin menümüz de var. Tabii kamp ateşi etrafında mesela hepsinin özellikleri var. Neymiş mesela bir tanesi? Kamp ateşinde yerden topladığınız mesela tahtaları alev ekleyip hani normal alevli sopa yapıyorsunuz. Şurada gidip quest'imizi alalım bakalım arkadaş ne diyor. Hey, Andre. You, please. Lütfen. I need some help. Biraz yardım ihtiyacım var. Ata saldırıya uğramış ve yorgun düşmüş. There are monsters everywhere on this Bizim orada goddamn island. canavarlar var. Some followed me and surrounded me on this beach. Buraya da I mean, sarmalamışlar. Listen, I know there are Tamam, medicinal plants around bu here. Arkadaşı da biz You gotta bring me one. Toplayacağız. It should Ve ease hani the pain. Sağlığını yerine Please. getireceğiz. Evet şu an Be quick. kanaması varmış. Diyor ki bize ne diyor bir tane bitki getir diyor. Tamam zaten tava bastığınız zaman ekranda quest'leri görebiliyorsunuz. Gündem olan yerde quest'leri yapabileceğiniz, alabileceğiniz yerleri gösteriyor. Neredeymiş? Şurada bir tane var aslında hemen. Bitkiyi alıyorsunuz, götürüyorsunuz. Bir de şey, oyunda koşmak var ama Thanks, sürekli pal. koşamıyorsunuz, yoruluyorsunuz These her plants hafta. taste like shit, but they're pretty good painkillers. Bu arada bitkiler You çok may need them tatlıymış yourself. ama gene de Here's hoping you don't. acıyı dindirmeye yetiyor. Tamam, birinci görev bu kadar. Zaten çok basit bir görev. 100 experience aldık. Şimdi, başka ne söyleyebilirim? Oyunda yerden sürekli silah bulamıyorsunuz. Onun için başka silahlar buluyorsunuz mesela işte silah parçalıyorsunuz, işte tahtayı alıyorsun, bıçakla birleştiriyorsun, kendine mızrak yapıyorsun gibi. Tamamen Hey, konsept bu şekilde. my name's Adamın ismini Andrew. I'm not Andrew'ymiş. sure how I ended up here. It's a little hazy. Evet, buraya nasıl geldiğini bilmiyor ama I'm one of a hakikaten small group of kabus gibi bir survivors. yer. It's been about a week since we tried and failed to Adada escape kurtulanlar these islands. varmış. Ama Seems buradan gitmek impossible. imkansız Many of diyor. us have died, devoured by these damn Arkadaşları monsters. ölmüş bu canavarlar Right tarafından. now, my friend Ramon is all I've got left. Bir arkadaşı Ramon is kalmış. injured and can hardly move. Bir I left him arkadaşı da close to our yaralı. boat. Well, Elde onu please find him. isteyecek. Tell him that I'm injured. Adanın Listen. doğusunda bulunacakmış bu da. Be careful. Dikkatli dinle. Really careful. Çok dikkatli dinle. The island is swarming with these fucking monsters. Evet. Bu arada Here. bu yaratıklar tarafından Take this sarılmış. stick. Na, bize sopa veriyor. You'll need it to survive. Yani sopa deyip geçmeyin. Çünkü şimdi mesela şu altında yeşil bir çizgi aleti var. Onu da görüyorsunuz. Bu da sizin staminanız. Yani koştuğunuz zaman bitiyor. Çok da hızlı bitiyor şu anda oyunun başı olduğu için. Hani karakter 7-24 koşamıyor. Yani gayet o konuda da mantıklı. Burada şeyler var. Böyle kulübe gibi yerler var. Kapılarını kapatmışlar ama hani vurarak kırabiliyorsunuz. İçinden eşya çıkabiliyor. Medikit çıktı. Yaralandığımız zaman kullanacağız. Şimdi diyor ki bize bu arkadaşa yardım etmek için gitmemiz lazım. Gidelim. Bu arada oyun size hani hiç bilmiyorsanız Rules. Bu yani Koza'nın kuralları. Bu adam Introduction. buraya düşmüş ve hani uzun bir süre boyunca hayatta kalmayı becermiş. Greetings. Nasıl kazandı? If you are reading this, you are probably afraid for your life. You will be lost and hungry. And if you have not already, you will soon encounter the many zombies who live here.
bu Please, stay positive. The situation is desperate, but not lost. Thanks to my survival guide, you will get through this. My guide. Bakayım. Hala çok fazla. Bu oyun sesini kısıyorum, kısıyorum. Hala çok fazla. Tamam, şu oyun sesini kısalım. Hatta bayağı bir kısalım zaman. Yalnız bu sefer full kapadım galiba. Ha yok, voice daha fazlaymış. Tamam, bir de böyle deneyelim. Ha. Şimdi. Evet, yerde toplarken bütün sopaları toplamak hani mantıklı çünkü inventory'de hepsi tek yer kaplıyor. Inventory'de ufacık bir şey ama üst üste koyduğu için sıkıntı yok. İlk zombimiz de geldi. Kaldırıp tutsak daha hızlı vurabiliyor veya işte tek tek de vurabiliyorsunuz. Ha, bir de şey, hızlı aksiyon harekete çıkıyor. Eğer hani bir defa dengesini kaybettirseniz ve F'ye basarsanız da direkt çat diye alabilirsiniz karakteri. Çok değişik öldürme yöntemleri de var açıkçası. Tabi bu sopayla neler yapabildiğini bilmiyorum ama bıçakla falan hani bildiğin doğruyu adamı. Biraz koşalım, bu neymiş? Ha, bundan da şey işte, sizin normal oyun menüsüne geldiğiniz zaman otomatik olarak hani topladığınız her şeyi ve öğrendiğiniz her şeyi size gösterebiliyor. Ya ben zamanında toplamışım işte aim potion mesela, işte silah kullanırken bunu açarsanız yani yaparsanız daha iyi bir şekilde tutturuyorsunuz. Yani size her şeyi oyun öğretiyor teker teker. Nasıl silah yapacağınızı başta öğretiyor. Ondan sonra sizin kendi şeyinize kalmış ama biraz yaratıcılığına ve hani oyunun şeyine, mekaniklerine kalmış. Tabii ilk bıçağı ne zaman bulacağım bilmiyorum ama şu an. Yani kafaya vurursanız headshot gibi, yani kafaya vurduğun zaman klasik zombilerin ölümü daha hızlı. Bu biraz galiba hakikaten güreşçi gibi bir tip. Yani ben bu karakterle daha önce oynamadım ama hakikaten kaslı. Yani bütün karakterlerin çünkü hani yere düşünmesi olsun, saldırıları olsun hepsi birbirinden farklı. Şimdi bir dakika, yolumuz yaşlı amcaya gitmek. Şu bir şey mi toplanacak? Evet. Bitkileri topluyorum çünkü bitkileri sonradan işte hani can kazanmak için kullanmamız gerekecek. Yaralandığımızda bitkileri yiyeceğiz. Ama bazı bitkileri hani otomatik yememek lazım. İşte zehirli olanlar var, onları pişiriyorsunuz. Hani bok yolunda ölmek mümkün yani oyunda her şekilde. Veya böyle şeye giriyorsun işte böyle bataklık gibi yere giriyorsun. Zaten bataklığa girmeden onun dersini de veriyor. İşte piranalar falan var. Onlardan kaçman gerekiyor. Tabii bize biraz silah lazım. Ya da bir şey lazım, bıçak gibi bir şey lazım. Gece oluyor, gündüz oluyor. Oyunda gece gündüz kavramı var. İşte geceleri sadece zombiler yok. Hani zombilerin yanında farklı yaratıklar var. Onlar ama şey yani ışığı görünce kaçıyor. Ama ışığınız yoksa, bir işte el feneriniz olsun, bir meşaleniz olsun yoksa sıkıntı çekersiniz. Evet, kafası dağıldı arkadaşın. Şunları da öldürelim. Böyle beyinlerini eze eze gidiyorsunuz. Tabi biz biraz silah lazım. Şu neymiş? Şurada bir şey var galiba. Piece of flint. Ne olmuyor ama kaya parçası tahminen. Bu da dersleri size öğretiyor teker teker. Yalnız bu ne kadar hızlı geliyor böyle. Aa, oyunda keşke sürekli koşabilmek olsa. Burada bir şey var mı alacak diye bakıyorum. Şurada bir kapı var. Bunu kırarsam içinden illa bir şey çıkacaktır. Ne çıktı? Empty bottle. Mesela nedir bu? Boş şişe. Hani bununla su doldurmanız lazım. Ama oyunda şöyle bir şey var. Deniz suyu da içemiyorsunuz. Deniz suyu içtiğiniz zaman doğal olarak vücudunuz susuzluk çekiyor iyicene. Ama kuyular var. Kuyuları bulduğunuz zaman hani boş bulduğunuz şişeleri doldurmanız lazım. Yoksa hani susuzluktan gidersiniz. Evet, bu arkadaş da deminki arkadaşın yaralı arkadaşı. Şu an ses hiç gelmiyor ama şöyle söyleyeyim ben size. Bu da bacağını incitmiş. Başka ne diyor ki? Hayatta kalması lazım. Bizden şimdi istediği şey... Ha, bize gene şey verdi, sopa verdi sağ olsun. Herkes sopa veriyor zaten. Biri çıkıp da silah vermiyor oyunda. Bana yardım etmelisin arkadaşım. Ama ben de sana yardım edeceğim. Şeyde, bu hayatta kalma konusunda bize yardım edecekmiş. Yani beraber hayatta kalacağız diyor. Evet, olayımız bu. Öldür ya da öl. Tamam, beni takip et diyor. Çünkü gece geliyormuş. Gece gelmeden önce kendini korumaya alması lazım. Bu arada level atladık.
Şöyle bakalım. Evet, şimdi ilk levelde zaten tek özelliğimiz var. Kamp ateşinde elimizdeki sopayı yakma, alevlendirme, meşale yapma. Onu da veriyorum. Buradan işte health, stamina'yı görüyorsunuz. Precision'ın tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Strength, güç zaten. Şu ana kadar 18... Ha yok, birinci günün saat akşam 6'sı. Hadi abi sen de gel. Bize artık meşale... Şu meşaleyi nasıl yakarım ben? Ha tamam. Kamp ateşinin başına geldiğinizde şöyle orma, hani odunsu varlıklar, odunsu ve grup diyeyim ben size. Geldiğinizde ignit diyorsunuz, alevi yakıyor. Sonra elinizdeki sopayı da direkt hani tekrardan aleve tutup elinizdeki sopayı da alevlendirebiliyorsunuz. Şimdi ben bu ateşi yaktım. Neden yaktım? Şimdi bu arkadaş bize el feneri verecek. Yani o da ateşsiz kalmasın maksat. Gece olacak çünkü. Tamam. Planımız şuymuş. Diğer adada ne var dedi görmedim. Hızlı geçtim. Tamam. Botumuz var. Botu tamir etmemiz lazım. Biz buradan kaçacağız. Bu da oyunda 3 tane ada var. 3 ada arasında geziyoruz. Bir tanesinde de şey var. Uçak vardı. Uçağı hani uçağı tamir edip kaçacağız büyük ihtimalle. Olayımız bu. Ne diyor bakalım? Evet, bazı yaratıklar sadece gece çıkıyormuş ortaya. Bu diğerlerinden daha korkutucu, daha agresif. Ama şey, sadece karanlıkta saldırıyorlar. Yani ışık geldiği zaman da hiçbir şekilde saldırmayacaklar. Onu bize söylüyor. En azından bize bilgi veriyor. Evet. Flashlight. Tamam. Kamp ateşini yak diyor. Ben zaten kamp ateşini yaktım. O yüzden önceden yaktığım için quest onun için bitti. Şimdi quest devam ettiriyor size. Şimdi bize flashlight veriyor. Flashlight ne? El feneri. El feneriyle yani yolumuza çıkacağız ve botumuz için gerekli olan parçayı getireceğiz. Tamam. Aşağıda görüyorsunuz işte medikit var, yani can kutusu var, bitki var, bir de el feneri var. Bunları değiştirebiliyorsunuz. El fenerini alalım. Gece olacak zaten. Gerçi elimizde de şey var. Alev var. Ama şöyle bir şey yapacağım. Alevi tekrar yenilemeniz gerekiyor. Alevin süresi var çünkü. Evet, şimdi benzin de bulmamız lazım. Teşekkürler arkadaşım. Tamam. Şu kadar 99 gözüküyor zaten. O sürekli geri soyuyor hani harcadıkça. Bunlar alevde çok hızlı ölüyorlar. Yani ölmüyorlar gerçi ama hani yanıyorlar. Biraz uzak dursan hepsi ölecek zaten. Şurada yolumuzu açabiliriz. Bu bitkiler yanar. Yolumuz da neredeymiş? Yolumuz da yukarıda bir yerde. İnşallah yanlış yerden gitmiyorumdur. Bu arada alevin içinden geçmiyorum. Ben de yanacağım yoksa hiç gereksiz yere aksiyona girmemeye şeyim yok, hevesim yok. Evet, yandı. Geç 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 geç. Bakalım şu ne toplanacak bir şey mi? Değilmiş. Bitkileri falan gözden kaçırmamak lazım. Hani korkuyorum çünkü bazen hakikaten bitkiler lazım oluyor. Bu arada bu cesetler de felaket duruyor. Şurada bitki mi acaba? Değilmiş. Böyle kılana kılana gidiyorsun. Yani gündüz oyun korkutucu değil ama gece işte sıkıntılı anlar çıkıyor. Oyunda uyumanız gerekiyor dedim ama şey yani uyumak da öyle her yerde kafan esince uyuyamıyorsun. Ne aldık? Wooden axe. Yani tahtadan balta. İyi, tamam. Ama onun için de herhalde büyük bir taş maş almam lazım ki. Bakalım neler yapabiliyorum. Ha yo. Elimde taş bulmuştum. Denizden buldum taş. Büyük ihtimal tahtaya taşı birleştirirsem olur gibi geliyor ama dur bakayım oldu mu? Bitmedi yalnız. Bitirmek için herhalde bir bant gibi bir şey lazım. Yani taş, tahta artı bant. Üçünü bant gibi yapacaksın. Ama aynı zamanda adamımız bize şey de vermiş. Bıçak da vermiş. Ben bıçağı kullanayım. Gerçi bıçağı kullanıyorum da alevi bırakıyorum o zaman. Boş ver. Şurada galiba çiçek var. Evet, çiçeği aldım. Yok, o da taş parçasıymış. Bütün taş parçalarını topladım. Şimdi yolumuz haritada belli zaten. Kapalı kapalı kapalı. Aşağıdan döneceğim. Yani sürekli koşamamak mantıklı ama koşamamak sıkıcı. Ben koşmak istiyorum. Yani şu oyun oynarken ya çok zorlanmıyorsunuz. Oyun genel olarak basit. İki zorluk derecesi var gerçi ben ikincisini hiç oynamadım. Hani ve challenge'ları da pek oynamadığım için şunları bir yakalım kaçalım. Abi gelme 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 gelme. Heh. Şimdi. Bu arada bir tane daha ders varmış mesela. Bu ders ne diyor? Rules. Chapter 4. Geceden hayatta kalmak. Bakalım ne diyor? Evet.
geceleri bazı yaratıklar ortaya çıkıyormuş. Gerçekten agresiflermiş. Ama gün ışığından veya ışıktan nefret ediyorlar işte. Yani ne yapacağız? Meşaleyle diyor. Uzak tutabilirsiniz. Hani bunun gibi. Ve oyun keyif yok komedi ya bu öğreticisi. Evet. Böyle sağa sola bakarken onları kaçırabiliyorsunuz. Evet, böyle bir şey olursa da öldünüz. Dersimiz bu. Yani ne olacak? Ateşimiz sönmeyecek geceleri. Tamam. Olsun. Ateşimiz sönse de sıkıntı değil. Aa, bitki varmış. Ben bunları kaçırıyorum. Bunlar benim gözüm görmüyor artık. Şurada bir tane daha şey var. Bunu da kırıp çınar bir şey çıkar. Nasılsa meşalemiz var. Her şeyimiz var. Bu da boş çıktı. Bunları ya şuradan yakarak geçeceğim demek ki. Bir daha haritaya bakayım. Tabi buradan ileri, oradan sağ, oradan yukarı. Burada ne bulacağımıza bir daha bakalım şeyden. Objektiften. Tamam. Şey, benzin deponu bulacağız. Benzin deposunu bulup gemiye atlayıp öteki adalara gidip gerekli parçaları toplamamız lazım. Sen de yan. Şunları yakayım. Şuna silah değiştireyim. Bıçak. Şuna abi git git gelme. Yani öldürdüğü zamanlar şey ufak tefek ha. Mesela ne buldum? Kuyu buldum. Direkt hani şu an ben elime çalan şey aldığım için şey gösteriyor. Direkt doldu diyor. Doldur yapınca inventory'e girdiğiniz zaman şişemizi doldurdum. Tabi bir şişe yetmeyecek. Ben onu aşağıya alayım. Kendime göre düzenleyeyim. Evet, yavaş yavaş gece de olmaya başladı yalnız. Ama olsun. Hadi karanlıkta oynayalım. Burada bir şey daha gördüm bu arada. Piece of fabric. Şey parçası. Bez parçası gibi bir şey düşünün. Bez parçalarına bandaj yapıyorsunuz. Bu arada işte bunlar arkadaşım bahsettiği yaratıklar ama zaten elimizde fener var. Hani sıkıntı yok. Evet. Buraya da deldik mi? Deldik. Bakar bakar gidelim yolumuza. Aa, bu arada şey hayvanları da öldürmeniz lazım normalde. Bunu şu an öldürebileceğinizi zannetmiyorum ama. Keşke alevi bırakmasa mıydım ya? Ya ok aldığımız zaman hani avcı gibi takılabiliriz açıkçası. Şu an ama hani bıçakla. Tabi şöyle bir şey varmış. Heh. Bu da normal, bunu da öldür. Diğerlerini öldürmek sıkıntı çünkü kaçıyorlar. Gayet uyuz bir biçimde. Bir de alevi bırakmak kötü oldu ya. Karanlık oldu. Git abi gelme. Bu arada şey var. Atış adadan kaçmak için de space'e basarsanız direkt kaçabiliyorsunuz. Oh yardı valla. Tamam. Şimdi burada bir yerde benim benzin deposum. Ha tamam. Şimdi oyunda uyumanız gereken yerler var. Uyumanız gereken yerler içinde hani sağda solda uyuyamıyorsunuz. Çünkü bütün ada bu şekilde zombilerle dolu olduğu için. Böyle şey güvenli noktalar ayarlamışlar. Ev gibi. Ha, bir şey daha buldum ama ha, ok bulmuşum. Okun tarifini buldum daha doğrusu. Hani, oku nasıl yapacağımı gösteriyor. Burada ben bütün bezleri alayım. Hepsinden yara bandaj yaparım. Hiç ölmeye niyetim yok. Ha. Şöyle bir şey var. Bu kapıyı açmışsan içinde de zombiler var. Şunu açın. Bir de şey açar açmaz alarm çalıyor. Ve hani klasik işte sese gelen zombi muhabbetiyle bütün yer zombi dolmaya başlıyor. Hani o yüzden temizledikten sonra kapıyı kapatıp uyuyabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu noktada oyunu kaydedebiliyorsunuz. Tabi ilk nokta olduğu için tahminen fazla zombi yok ama bir tane içeride gördüm ama dışarı çıkmasını bekleyeceğim. Kafa kes, ya kafa kesiyorsun, göbek kesiyorsun. Ölüyorlar. Bunlar çok zorlamıyor. Tabii ilerleyen dakikada şey oluyor, daha güçlü canavarlar gelmeye başlıyor. Özellikle şey muhabbeti de var, hani bir düşman komutan muhabbeti de var. Daha büyük, daha dayanıklı, işte bazı mekanikleri var. Atıyorum sizin üstünüze doğru koşmaya başlıyor gibi. Ama işte zombiler klasik çok kalabalık olduğu için hiçbir zaman zeki değiller. Aslında şeye benziyor. Walking Dead'in zombilerine benziyor. Onlar da gayet salaktı çünkü. Evet biraz su içelim. Gerçi şu anda hani ihtiyaçlarımızı göremiyoruz. Çünkü bize daha onu öğretmediler ama. Şuradaymış bu arada. Benzin deposunda aldım. Şimdi biz bir sonraki adaya gittiğimiz zaman Kovac denen arkadaşla tanışacağız. O bize her şeyi öğretecek. Bu da ne varmış? Bu da kapıyı kapatıyor. Uyumamıza gerek yok çünkü uyumak gibi bir niyetim yok. Şurada kamp ateşi var aslında. O kamp ateşinden bir tane daha şişe buldum. O şişeyi de dolduracağım. Bu da bir tane şey görmüştüm. Heh.
Şimdi inventory'e gireyim. Ben şişemi seçeyim. Onu da doldurayım. Ne olur ne olmaz ilerisi için. Şu kamp ateşini de yakayım. Bir elime artık meşale alayım. Çok karanlık. Çekilecek çile değil. Heh. Bunlarla çok fazla uğraşmama gerek yok. Map'ime bakayım. Arkadaşa gideceğiz. Amca bizi bekliyor. Zaten zor durumda bıraktık. Fenerini de aldık. Yaka yaka gideceğim vallahi hiç. Şey çok güzel yalnız. Silah yapma işte 5-6 parça buluyorsunuz. İşte dediğim gibi bant buluyorsun. İşte böyle hafiften hava basıncıyla fırlatmak için bir alet buluyorsun. Onu normal bir silah mekanizmasına yerleştirip hani şey muhabbeti vardır pek hani Türkiye'de yapılmadı ama hani böyle patates silahı derler. Top gibi bir şey atarsınız. Çocukken normalde oyun olarak yapılır. Genelde gerçi hani Türkiye'de olduğunu zannetmiyorum böyle bu oyunun ama. Bizde daha geçti daha farklı versiyon vardı. Kağıttan böyle külah gibi ince külahlar yapıp boruya takıp üfleyerek birbirimizi bulmaya çalıştık. En azından benim küçüklüğümde böyle şeyler vardı. Yana yana gidecekler. Bunları çok fazla şey yapmıyorum hani item düşürdüler mi düşmediler mi bakmıyorum çünkü hani oyunun başında çok fazla item düşürmüyor zaten. Evet arkadaşım geldim ben. Benzin depom da burada. İyi iş başarmışım. Başka bakalım. Evet bu kadar gaz bizi buradan çıkarmaya yetermiş. Gayet güzel. Adam düşünüyor abi ya. Orada zombi geliyor. Hiç umurunda değil herifin. Tamam. Bir tane daha kurtulan varmış. Kim olduğuna bakacağız. İşimizi hallettiğimiz anda bu arkadaş burada olacakmış. Yani bizi satmıyor. Vay be. Tanımadığı bir insanı satmamak. Evet yukarıda. Bakalım kim. Ha galiba Kovak'tı bu. Bize işte bu. Şu guide'ları yazan kitaptaki. Hazır elimiz ateş varken gidelim. Nerede benim bıçağım? Bıçağı çek. Bu çok hızlı öldürüyor. Bu zevkini kaçırıyor her şeyin. Evet, şuradan diyoruz. Selam. Evet, Kovak. Demek canlısın. Sevindi ya. Evet, memnun oldum tanıştığıma. Ama korkma diyor. Tipi böyle garip ya kafasına şey geçirmiş. Bu işte ne derler buna? Bu aletin adını bilmiyorum ama hani çalışırken gözüne alev sıçramasın diye takılan aleti geçirmiş. Korkma diyor o yüzden. Evet. Bir de bu arada bizim bayağı bir böyle boş geldiğimizi söylüyor. Çıplaz zaten abi. Ne? Şort giymiş herif. Yapacak bir şey yok. Evet. Bota atlayıp gideceğiz. O da bize işte hayatta kalmak için dersler verecek. Teker teker işte yemek için yemek yemen lazım diyecek. Balık tutmamız gerekecek. Ateş yakmamız gerekecek. Hadi bakalım bizi götür. Şimdi Kovan adasına gidiyoruz. Gördüğünüz gibi 3 ada var. Bizim bu dışında 4 ada toplamda. Bir tanesi daha büyük. Ya oyun kısa. Yaklaşık 7-8 saatlik bir oyun. Zaten indie oyun. Hani adamlar keyfine yapmışlar resmen. Evet. Şimdi bakalım ilk dersimiz neymiş? En basitten başlayacak. Hayatta kalmayı öğretmek için tabii ki. Bakalım. İlk öğreteceğimiz ders neymiş? Konuşarak görev mi yapılır ya? Ha yok şimdi gideceğiz. Bir tane daha level aldık. Özelliklerimizi okuyalım. Bu karakterin özellikleri kendine ayrı farklı. Quick Aim mesela ne varmış? Daha hızlı hedef alabiliyorsun. Daha hızlı silahları şarjı değiştiriyorsun. Bunun ne olduğunu bakalım. Ha. Özel bok, alev oku yapabiliyor musun? Kalkan gibi zırh kazanıyorsun. Bir de şey. Galiba daha yavaş susuyorsun ve acıkıyorsun. Hayatta kalmak için daha ya da yok ya. Şunu resetleyeyim. Ben hayatta kalmak için zaten uğraşmak istiyorum. O zaman ne vereyim? Ben şu an hızlı şarjör dolmaya benim ki oradan da okçular geçeceğim. Oradan da hayvan yakalayacağım. Tamam. Şu kırılıyor mu ya? Evet. Ne varmış içinde? Molotov kokteyl. Mesela şişe bulduk ya onun içine gaz doldurup bezle takarsak molotov kokteyl oluyor. Gayet mantıklı. Evet abi neredesin sen şimdi? Evet, hadi bize ders ver. Diyor ki bütün bu mutant zombiler en kötüsü mü düşünüyorsun? Hayır, alakası yok. Bunlardan daha kötüleri de varmış.
Zaten şey var, böyle Diablo işte böyle şişko adamlar vardı, gelip patlardı. Aa, ona benzer adamlar falan da var şimdi, önümüzde göreceğiz onları. Evet, yemek yemen lazım diyor. Bu bizim birinci dersimiz. Diyor ki biraz git yemek getir. Sonra bakalım senin için ne yapabileceğim, bakacağım diyor. Evet, bu da hani her türlü yemeği bulabilirsin diyor işte. Ağaç kökleri olsun, ormanlıkta olsun. Böyle sarımsak falan bile bulursun. Ne yapacaksak, vampir sanki adamlar. Evet, daha fazla bilgi ihtiyacın varsa aç kitabıma bak diyor. Kitabı da menüsünde oyunu giriyorsun. Öğretiyor. Tamam, şimdi bizden neyi? Bitki toplamamız istiyor. Neredelermiş? Yukarıdalarmış. Biz o bütün bitkileri toplayalım. Aa, bir dakika. Evet, bunun kafalığı var. Aa, ne güzel. Eskiden askermiş. Evet, başlığımızı da taktık. Evet, aa, bu adam biraz daha kaslı. Bu diğerlerine göre daha ağır davranıyor. Bütün kafalıkları toplasam onlarla bir şey yapabilir miyim? Daha önce denemedim ama hepsini toplayacağım sonra. Kes abi, doğru abi. Heh. Abi ortadan ikiye yadı. Zombi kalsa ne kalır? Evet, şu bitkileri toplayacağım. Bunlardan bandaj ve yemek ve ilaç yapabiliriz. Vallahi bütün kabakları topluyorum. Aç gibi ama hani klasik. Şu açlığı yenemedim her şey oyunda. Şimdi ne verdi? Ha. Şey, kafalığa kemik takma. Hani. İlginç. Kemik var mı bizde peki? Bakalım. Ne oluyor? Şeye, kafalığa taş da takabiliyoruz galiba, bakayım. Ne oldu? Tabii. Daha iyi oldu. Daha sağlam oldu tahminen. Bir de kemik takılmış versiyonu var. Mesela bakın, tipi değişiyor karakterin böyle böyle yapınca. Yani her yerimizi giyineceğiz. Bacaklarımız, omuzlarımız. Yani zaten 4 tane item takabiliyorsunuz toplamda, eşya takabiliyorsunuz. O yüzden hani fazla seçeneğimiz yok aslında, ama hani sürekli olarak yenisini icat edebiliyorsunuz. Çıkan item. Bir dakika, bir tane daha çiçek almış. Onu almamış. Kontroller. Mouse'a saldırıyorsunuz. Ama klavyeden oynuyorsunuz. Yani ASD ile yürümeniz var. O yüzden biraz hani karışıyor. Diablo gibi sürekli tıklayayım tıklayayım düşünüyorsun ama tıklayamıyorsun. Evet, ben bütün hepsini almadım mı? Bir saniye. Ha, yemek yemem lazım ya. Tamam. Yani yemeği de bize böyle öğretti. Ben öyle bakarken sağa sola. Evet, daha iyi mi hissediyorsun? Güzel. Diyor ki, yemeği unutma. Yemek abi size güç verir. Çünkü hani gücünüz azken de şey, hasarınız azalıyor otomatik olarak. O yüzden sürekli kendinizi kontrol etmeniz lazım. Şimdi diyor ki bakalım, şimdi bize ne verecek? Şimdi biz yemek yemeyi aldık. Büyük ihtimal şimdi ya su içmeyi verecektir ya da uyumayı verecektir. Ama tahminen su içecek bizi. Hatırlamıyorum sırasını. Ha, işte hydration ne? Susuzluk. Kısaca su içeceğiz. Ama diyor ki tabii ki, ha, susuz kalırsan koşamazsın. Gayet mantıklı. Kendi guide'ında da 7. chapter'ı açarsak bunu görebilir misiniz? Tamam. Evet, no zombie juice in it. İçinde hiç zombi içeceği yokmuş. Tamam, hayvanlara dikkat et diyor. Vahşi hayvanlar da var. Bir okumuz olaydı, biz o hayvanları gösterdik de işte henüz. Bundan yapılacak ne var? Bu biz neymiş bir dakika? Bu tel gibi bir şey. Combine dediğim zaman neye birleşiyor? Ha, galiba bandaj bir şey mi yapacağız? Öteki neymiş? Ötekini de okuyalım. Branch, yani odun gibi bir şey. Birleştir bakayım ne çıkacak. Aa, ok çıktı, ne alaka. Tamam. Evet, okumuzu da aldık. Başka bir şey birleşiyor mu? İçinde de 10 tane okumuz var. Attığınız oku tekrar kullanabiliyorsunuz. Bir yerden toplarsanız bir insan gibi olur. Şimdi biraz beklemeniz gerekiyor aim aldığı için. Ama hani level atladıkça bu aim almanız hızlanıyor. Bastığınız zaman daire gibi, kocaman bir daire çıkıyor. Ama hani biraz sabit tutarsanız şöyle gördüğünüzde X oluyor ve hani şey, hedefi daha net tutuyor. Ne, yani headshot koyuyorsunuz. Kafadan indiriyor. Bitki falan yok mu ya? Ben bitki, ha, şurada bir tane bitki gördüm. Ya oyunda benim tek çektiğim sıkıntı işte bitkileri görürken görmüyorum. Görmüyorum yani, görürken demeyeyim. Alakasız bir yalan olacak çünkü. Böyle hakikaten abel bir şekilde karşıma koyması lazım. Bu arada bunlar da böyle insanları bulmuşlar, yiyorlar.
Biraz geri geri. Böyle böyle alırım ben bunları. Ya bu zombiler çok yavaş, ağır kanlı. Hani şöyle söyleyeyim, oyunun başında ölüyorsanız iki defa düşünün açıkçası. Ölmeniz zor. Ya en azından şöyle bir 7-8 levele kadar ölmeniz oyunda imkansız. Zaten oyunun ilk böyle 5-6 leveli tamamen öğretmeye yönelik gibi. Ha, bu da kombatı öğreniyorsunuz işte, nasıl eğim almanız gerektiğini. Bu tek bundan sıkıntı, bunların kafalıkları olduğu için hani bir defa da ölmüyorlar. Önce kafayı düşürüyorsunuz, sonra vuruyorsunuz. Tabi headshot koymazsanız bunlar da ölmez de. Şöyle bakalım yolumuz nerede? Neredeyim ben? Tamam. Kamp ateşine gitmem gerekiyor yukarı. Tamam. Şuradaki galiba ağaçları kesmem yeterli olacaktır. Bakalım. Evet. Bu arada sorularınıza da bakabilirim birazdan. Tamam. Ah, şu hayvanı öldürürsem ben bunun etinden sütünden faydalanırım. Evet, bakalım neyini alacağız? Derisini mi alacağım? Derisini aldım. Etini de aldım. Etini pişirmem lazım. Hayır, bak burada bir de sucu varmış. Neyse ben bu suyu içeyim. Zaten şişemde dolu dolu var. Tamam. Bu görev de böyle bitti. Şurada çiçek gördüm. Çiçeği de al. Ay abi. Tahtayı okla kırmaya çalışan genç. Evet. Ne çıktı içinden? Shield Potion. Ne yapıyormuş? Yediğiniz damage'i azaltıyor 15 saniye boyunca. Yani şu ateşte yakayım da bari. En azından şu hayvanın yemeğini yapayım. Şunu select desem, evet cook çıktı. Aşçılık olarak yapıyorsunuz. Ve hemen çantanıza pişmiş et olarak geliyor. O arada oyunda çiğ et yememeniz lazım. Çiğ et yerseniz karakter kusuyor. Ve hani hasar alıyor. Gel gel, vuracağım kafana. Sen de gel. Abi kes de yerden kalkmasın. Ha, temiz. Şimdi nereye gidiyoruz? En başa Korak bize öğretecek bir şey gördüm yerde. Hemen kaçın abi, yok. Buldum her şeyi, almaya çalıştığım için büyük sıkıntı çekiyorum ama. Bir daha bak. Şu map kavramı bende çok zayıf. Evet, başardık ya. Tamam, suyumuzu da bulduk. Şimdiki görevimiz uyumak. En basit ihtiyacımız. Ha, ama şimdi bize önce şey yapacakmış, nasıl eşya yapılacağını öğretecek. Kendi çalışma tahtası varmış, çalışma masası varmış. Şimdi oraya gideceğiz. Bir de bir dakika, galiba şurada açılan cinsten. Bunu da açmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. İçi boş çıktı, hayal kırıklığı budur yani. Şimdi bize nasıl el yapımı silah yapılacağını gösteriyor. Sanki çok kolaymış gibi. Sanki eve gidip bunu yapacağız. Bir dakika, nerede? Şuradan çıkacağım herhalde. Evet, tamam. Evet, adamın çalışma yeri burası. Adamın gayet ayakta kalıyor yani. Şimdi bir ton şey yapabilirmişiz. Öyle söylediğine göre. Şimdi ilk yapacağımız şey handgun. Bunun için bize gerekli olan eşyaları söyleyecek. Eşyaların hepsi tahtada varmış. Hani bunu da bizim birleştirmemiz istiyor sadece. Bakalım. Başta gereksiz gibi gözüküyor diyor ama hani sonradan anlıyorsun ki hayatta kalmak için bunu da öğrenmek zorundasın. Ve bu konuda da Kovac amca en iyisinden bir tanesiymiş bakalım. Tamam. Çalışma yerindeki eşyaları al ve bana bir silah yap diyor. Tamam. Yapacağımız silah da bu. Yani ne kadar dandik bir şey yapacağımızı görün. Bir tane tüp alıyoruz. Yani şey, el yapımı silahlar. Bu da şey, hava püskürtmek için. Sana bütün aletleri aldım mı? Ha, tamam. Şimdi mesela bakalım. E'ye astım. Şimdi silahımızın ilk düzeneği bu. Bunu önce hani hava basıncıyla ittirmesi için tüple birleştiriyorum. Ondan sonra da işte önüne bir çubuk koyuyoruz ki nereden çıkacağı için yol koyduk yani. Tekrar komandımızda en son işte hepsinin birleşimi için gereken aletimiz, edevatımız ve size silahımız oldu. İçine mermiyi koyunca bir şekilde size silah çıktı. Böyle yani dandik de olsa ilk silah bu. Şöyle.
Yani aslında şey böyle bozuk para koyduğunuzu düşünün. Zaten şeyde vardı galiba, Resident Evil'ın bir tanesinde vardı. Silah bozuk para takıyordu. Hatırlıyorsunuz, pompalı gibi. Attığı zaman paramparça ediyordu. Evet, şey diyor ama bir de bu tabi silah no, şey değil, maksimal diye buna daha fazla şey ekleyerekten hani daha sağlam bir silah yapabiliyormuşuz. Şimdi çalışıyor mu çalışmıyor mu? Abi, teste bak ya. Şu alevde yak. Gece olur mece olur. Evet, bakalım nereye gidiyoruz. Oyunda mermi sıkıntısı yok. Yani çünkü adam ne bulsa mermi diye kullanabiliyor açıkçası. O yüzden içimiz rahat yani, kıska gidebilirsiniz ama hani sıkmanın manası yok. Çünkü yani vurmak yetmiyor. Kafadan vurmanız gerektiği için yine eğim almanız gerekecek. Şimdi diyor ki eğer dinlenmezseniz vücudunuz ihtiyaçları karşılanmaz. Ama tabii ki her yerde de uyuyamayacağımızı söylüyor. Çünkü çok tehlikeli. Bla 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 bla. Tamam. Bizim yani güvenli evleri bulup o evde uyumamız lazım. Ve tabii ki şeye de cephaneye de ihtiyacınız olacak diyor. Tamam, cephane verdi hayvan gibi yalnız. Zaten bende vardı. Sağ olsun. Bu arada evet, yorgun. Şu anda zaten görüyorsunuz. Yani yeşilse iyi. Yeşilin altına sarı ve kırmızı düştüğün zaman abi gidicisin. Şu an biz yorgunuz ama yani gidici düzeyde değil açıkçası. Bakalım. Artık silahımız var abi. Oyunda şey yok. Yani ben en azından fark ettiğimden beri. Hani oyunun arkasında belli bir müzik yok. Hani genelde oyunlarda bir müzik olur. Hani bu oyunda doğadasın. Sadece böcek, kuş sesleriyle işte zombilerin bıy sesleri geliyor. Arkaya her zamanki gibi bir Diablo 1 müziği açılabilir. Şu bitki mi? Değilmiş. Neyse, gidip uyuyalım da en azından rahatlayalım, içimiz rahatlasın. Sürekli koşan bir karakter istiyorum. Tabi bunlar da bunun da çok kolay oluyor. Ama şimdi açalım. Evet, alarm çaldı. Şimdi her yerden, oradan buradan. Biraz geri, biraz geri. Bunları toplamak lazım da işte şu anda nedense hiçbirini... Ha, tamam. Yani öldüğünüz adamlardan, çünkü şey kullandığınız şey değil, mermi gibi bir şey olmadığı için, taş maş attığı için yani sürekli öldürdüğünüz adamların üstünden alabiliyorsunuz geriye. Yani o yüzden bir mermi sıkıntınızı çekmiyor. Hani inventörünüzde zaten bir kısımda bir 500 tane falan merminiz olsa yani sabaha kadar oynarsınız da o mermilerle. Evet, bakalım şurada oyunu save edebiliyor musunuz? Save ettik. Burada bir şey var mı alınacak? Evet, alınacak bir şey henüz göremedim. Mermiler var. Burada uyudun. Evet, uyumak için diyor ki kapıyı kapa. Zeki insan. Tamam. Evet, karakter uyuyor. Biraz gücü doluyor. Tamamen fullemiyor kesinlikle. Yani siz çok kötü durumdaysanız öyle uyudum ben geçti ve sürekli uyudum da diyemiyorsunuz. Hani biraz böyle ezik bir şekilde hani gücüm gitsin ben sabah akşam uyurum diyemiyorsunuz. Çünkü bir defa uyuduğun zaman adam bir daha uyumak istemiyor. Çünkü adamın uyumaya ihtiyacı yok. O yüzden hani sizin yani bitki toplamaya ve kendinize güzel bir şekilde bandajlar ve yani sağlık çantaları bulmasına hala ihtiyacı oluyor. Şimdi biz biraz acız. Acız yalnız, açık. Açlıktan bunu yiyelim. Evet, o da iyi duruma düştü. Şimdi Korak amca bizi geri istiyor ama ben biraz etrafı kurcalamak istiyorum. Bunlar silah yapımı için gerekli. Çok mermimiz var, bakalım. Nerede? 400 450 tane mermimiz var. Daha da mermi almayacağım büyük ihtimal. Çünkü daha önce bir defa aldığımda hani kullanamadan gidiyorsunuz. Böyle 10.000 tane mermiyle alakanız yok yani. Ah, sopa gördüm. Evet, öğrencilik dersi kaldı mı? Büyük ihtimal kalmadı. Evet, daha genç duruyormuşuz tabii. Uyuduk, kendimize geldik. Tamam. Level atlamayacak mıyız ya? Tamam. Abi, öğretiler son buldu. Artık bundan sonra normal kendi başımıza çaresine bakacağız. Burada verdiği shotgun, yaptığı shotgun da geri aldı sağ olsun. O yüzden galiba bizim yeniden shotgun yapmamız lazım. Evet, shotgun'ın şeylerini nereden bulacağımızı da tam bilmiyorum ama bakalım. Tamam. Heh,
Ha. İlk parçasını verdi elastan silahın da diğerlerini yavaş yavaş sağdan soldan bulacağız. Yani tüp müp bulduğumuz zaman zaten yaparız gene. Çünkü zaten tarifi hatırlıyorum. Buraları bir gezmek lazım. Kesin alınacak, çalınacak bir şeyler vardır bu adamın kendi eşyaları arasında. Şu yukarı biraz bakayım. Yani adayı bir gezmek lazım. Şu önünde sarı şart olan galiba açılmıyordu. Bakalım. Evet, demirdenmiş çünkü. Bildiğin kaplama yapmışlar. İşte ben merdiven çıkarken sıkın. Abi. Tabi düşmek var. Yani sizi oyun kendi kendine bloklamıyor. Burada bir şey var mı diye bakıyorum ama herhalde bir şey yok. Şu alevi de yak da bari taraf aydınlansın. Ha. Evet, meğer bir şeyler varmış. Oyun karanlık. Şu ne? Handmade gun, pump action shotgun. Be, isme gel. Bayağı şaşalı. Şimdi, ha, bir dakika, tüp buldum. Silahım da var. Ama henüz bunları şey yapamıyorum. Şunu da değiştir bakayım. Bundan bile çek bir şey var mı? Aa, bakın. Wooden axe. Şu an axe'im oldu. Balta. Güzel. Bakayım. Fena değil. Item'ların üzerinde şey yok. Verdiği hasar yazmıyor açıkçası. Hani oynarken kimin ne kadar hasar verdiğini görmeniz lazım. Yani öyle yemiyor yoksa. Şimdi bakalım. Başka yapacak bir şeyim yok herhalde burada. Şundan bir şey yapabiliyor muyum? Ha, bitkiyle işte o şeyleri, kumaş parçalarını birleştirebiliyorsunuz. O zaman da bandaj gibi bir şey oluyor size. Şurada. Onu da move et. Şunu da drop et. Bu da gitsin. Çok fazla var zaten. O yüzden ben bunu en iş işinden yapayım. Zaten kullanacağım bunları. Bandajlarımız da olsun. Bandajımız var. Çantamız var. Gayet ayakta kalırız. Şurada da galiba bize bir özel tarif gibi bir şey var. Öğretilecek. Neymiş? Ok. Oka tüyü ekleme. Oka tüyü yüklenince ancak ıslık çalar. Ne işe yarar ki başka? Evet, biraz gezelim. Alabileceğimiz her şey... Ah, tamam. Kompresör. Şimdi bir dakika, silah yapmaya başlayayım ben. İlk başta kompresörü koyduk. Yani hava basıncı sağlayacağız. Sonra da tüpümüzü ekledik. Ama bitti mi? Bitmedi. Evet, şimdi handgun'ımı yaptım ben. Bu benim ilk handgun'ım. Tabii ben şeyi denemek istiyorum. Tamam, en azından bunu da yaptık. Buradan artık basar giderim ben. Şurada bir tane daha kapı var. Onu da kırıp görevle. Etapta sağda solda şeyler var. Gören adamlar var. Sadece main quest line'ın dışında side questlerle zamanınızı geçirebiliyorsunuz. Ama hani onlar bir yerden sonra açıkçası... Aa, bir dakika. Tekerlek. Tekerlekle ne yapılabilir? Onu da alayım. Evet, bakayım bir şey var mı yapabileceğim? Abi tekerleği baltaya taksam ne olacak ki? Taktım. Yok, ha yok. Tekerleği baltaya yapınca tekerleği kesti parça parça. Baltaya takmadı doğal olarak. Herhalde bir yerde kullanabileceğim onu da büyük ihtimalle. Tamam, şimdi ben bu adadan yavaş yavaş gideyim. Oyuna espritüel bir şey daha koymuşlar. Böyle sağda solda maymuna var. Maymunların da yanında bir tane şey var. Papağan var. Onlar size konuşarak görev veriyor. Yani papağan aracılığıyla konuşuyor. Nasıl olduğunu anlamadım ama tamam. Gündüz olsa da keşke. En az önümüzü görsek. Tamam, silahlandığımıza göre arkadaşım. Adayı keşfedebilirsin diyor. Yani her zaman burada abi kapısı açıkmış. Teşekkürler efendim. Biz kovmuyor ama hani baskı yapmıyor ama böyle şey. Bizim de aslında kalmamızı istemiyor bence. Adam iyi falan değil yani. Bildiğin kötü la bu. Şimdi yaşlı amcaya gideceğiz. Yaşlı amcaya neyden gidiyormuşuz? Gemiden gidiyormuşuz. Arkadaş, benim karakter koşma özürlü. 3 adım koşunca yoruluyor. Bu konuda hani kadın karakter en iyisi. Okçu gibi zaten, o daha böyle avcı gibi. Hani o yüzden hani o böyle varken onunla koşarken başka bir karaktere geçince hani hakikaten koşmadığını hissediyorsunuz adamın. Aa, bir dakika. Şimdi bu şişkolar uzaktan öldürmek lazımdı. Silahımı bulursam. Nerede? Çünkü bunlar patlıyor. Hani işte Diablo'dan bahsettiğim karakterler. Genelde çok yakınmışım. Yalnız oyun gerçekten çok karanlık.
Aa, bir dakika, bunlar şey. Şunlar karanlıkta sadece. Onlardan korkmama gerek yok. Öldürdüğüm adamlar bana eşya verseniz abi. Benim en sevdiğim şey eşya toplamak. Sen de bir git ya. Ya bu oyunun zombileri şeye benziyor. İşte hakikaten Walking Dead'deki ağır kanlı hantal. Zaten ya, açıkçası şunu söyleyeyim. Ben şu zombi filmleri tamam, hepsini severim, izlerim. Dizilerini de seyrederim ama neden abi, neden zombiler bu kadar yavaş, bu kadar aptal? Tamam, zombi aptal olsun ama yavaş olmasın. Hani şeydeki de abartıydı. Resident Evil'ın da son filmlerinden bir tanesinde zombiler deli gibi koşuyordu. Çılgınlar gibi, sanki maraton koşucular gibi mübarek. Aa, ne yaptım? Hiç zekice olmadı. Uzak dur, uzak dur, uzak dur. Yani böyle zombi dediğin tam bir, çok da hızlı koşmasın ama hani bu kadar da yavaş olmazlar yani sonuçta. Hani bir de şeyi anlamıyorum dizide. Eyvallah, güzel zombiler böyle ışınca pıtır pıtır çoğalıyorlar. Tamam da abi, sen bu zombiden kaçamıyor musun ya? Kaçsan zaten böyle bir saatte falan 1-2 kilometre farkta kalsın adamın. O yüzden zombi. Abi. Neyse ya. Ölmeyeceğim zaten. Medikitim var da. Şunları toplayayım. Silahın menzilini arttırmam lazım benim. Yani bu iş böyle olmaz yoksa. Tamam. Abi geldim ben. Aa, öldüğünü sanmıştım. Çok zaman olmuştu falan diyor. Ve hani onun şey yaptığını, işte terk ettim falan zannetmişti. Peki biz öyle bir insan değiliz. Ha, deminki arkadaş Andrev de şeymiş, bu motorun başlaması için gereken parçaya sahipmiş, gidip almamız lazım ama diyor ki biz öyle kolay kolay vermeyecekti çünkü adam ısırılmış, zaten ölecek, zaten zombi olacak. Ya sıkıntı. Neyse, onu da öldürür, o parçayı da alırız, sorun değil. Tamam. Şimdi yapacağım şey Andrev'e dönüp o parçayı alıp motora takıp buradan gitmeye çalışmak. Bu arada level atlamışız. Ne alalım, ne alalım? Ne diyor? Daha hızlı eğim alırmışım. Vallahi hayatta kalmaktan çok öldürmeye yönelik karakter oldu. Nasıl gideceğim oradan oraya? Şuradan galiba. Tabii biraz daha yavaş. Ama burada sabah oluyor Allah'tan. Ya oyun karanlıkken çok karanlık. Ben karanlık oyunları sevmiyorum. Yani kendimi böyle şey oynarken düşünemiyorum. Outlast mıydı o? Yeni bir tane korku oyunu vardı. Veya The Cat'leri falan. Ben böyle oyunlarda geriliyorum açıkçası. Yani korku filmi izlerken hiçbir şekilde gerilmem, alakası yok. Oyun oynarken böyle şey oluyorum, kötü oluyorum. Yani böyle Half-Life dönemi varken bir borun içine girdiğiniz zaman şey çıkardı. Böyle işte yani beyninizi atlayan ufacık yaratıklar vardı yani. Kapkaranlık bu arada, o bile saldırdığında ben kötü oluyordum. Ya başıma ağrı girdiğini biliyorum zaten, migreni olan bir insanım. Böyle ufak bir korkuda başımın ağrısı başlıyor. Bu oyunun grafiği fena değil. Yani. Artık bu oyunlar için fixlendi yani bu kadar grafik. Dolacak şişem var mı acaba benim? Bakayım var mı? Varmış galiba, evet. Onu da doldur. Bu arada bizim evet, su samanımız ne halen? Bir tane su içkisin ya. Evet, yaklaşmadan öldürmemiz en mantıklısı. Zaten iki uçta ölüyor. Ama sonradan tabii sizin level attıkça canavarların leveli sizin gibi atlıyor hani, yani o yüzden oyunun başına daha kolaylar ama oyunun sonlarına doğru düşman da aynı levele geldiği için sizinle beraber şey daha uzun süre dayanıyorlar. Hani böyle bir vuruşta iki vuruşta öldüremediğiniz zaman oluyor ve hani çok kalabalık geldiğinde falan hani bu şekilde böyle o vurdum ettim yemiyorsunuz, sürekli kaçıp kaçıp bulmanız lazım. Yani oyun gittikçe zorlanıyor. Yani ne yaparsın, o kadar zor değil. Şimdi bir dakika, Andrev nerede? Ha, geldi. Koç, sana ben bu ışık yakayım. Yazık, günah. Evet, bakalım Andrev. Öksürüyor ya, bu adamın durumu kötü ama hala dönüşmemiş. Evet. Bizim öldüğümüz düşmüş, biz senin öldüğünü düşündük. Abi ne yapıyorsun sen? Ve hava çok soğukmuş, çok açmış. Vallahi yakalasa bizi bile yiyecekmiş. Kıllandım. Saniye, Mertan arıyor. Mertan? Alo. Ne haber abi? Heh. Şey,
Aha ya Hüseyin uyuyor zaten galiba. Dün gece onda kaldım. O yüzden. Yani. Tamam. Ha, söyle. Yok ben Ufuk oğlum sesimi tanıyamadın mı? Tamam yapalım. Yapalım yapalım. Oldu. Tamam oldu. Evet Mersan'dan bir istek. Soru cevap yapmamız üzerine. Bakalım sorularınızı alıyorum arkadaşlar. Ne gibi sorular varsa hepsini duyayım. Sorular beyler sorular. Evet arkadaşlar. Sorunuz yok mu arkadaşlar? Niki neden şizofren? Neden benim adım Asterix falan hani bu tip soruları cevap vereyim bir dakika. Ya ben ufakken yani ilkokuldayken ben Diablo 1 ile oyun hayatına başladım. Tabi küçüktük, kötüydü, iyi bir dönem geçirmedim o yüzden. Yani şöyle söyleyeyim benim şizofren yaklaşık süre, uzun hesaplayayım. 10 yaşında galiba oynamaya başladım düşünecek olsanız şu an 28 yaşındayım. 18 yıldır bu Niki kullanıyorum. Açıkçası daha önce düşünmemiştim. Ama hani büyük ihtimal psikolojik sorunlarım var mı derseniz yani kimin yok ki? Ama o kadar da deli değilim açıkçası. Ama sevdiğim bir isim. Ufuk adını sana kim koymuş? Bu da güzel bir isim. Tamam bir trolleniyorum. Dur bakayım. Sorulara gel. Ha, ne haliyle o güzeldi. How can I go to Sultanahmet? Abi buradan Beşiktaş'a geçip tramvay yapmak falan lazım. Kabataş'tan tabii daha doğru. Bakalım. Kaç senedir oyunlardasın? Yaklaşık 18 sene arkadaşlar. 18 senedir oyunları oynuyorum. Hani genel olarak yaşıyorum. Yaşım 28 bu arada. Yıldız Teknik Matematik okudum. Ben de Hüseyin gibi matematikçiyim. Hüseyin'le aynı liseden mezun olduk. Ve yaklaşık olarak yıllardır aynı oyunları oynuyoruz. En sevdiğim oyun ne? Neden? Hani şöyle söyleyeyim. En sevdiğim oyunlar aslında sınıflamam lazım ama biraz düşünürsem hani bugüne kadar en çok oynadığım oyun Diablo 2'dir. Büyük ihtimal en sevdiğim oyun benim için odur. Ama genel olarak MMORPG ve böyle RPG gene ve MOBA oynuyorum. Yani şu anda aktif olarak oynadığım Dota var MOBA'da. Online olarak MMO oynarsam Terra oynuyorum, World of Warcraft oynuyorum. Ama onun dışında geri kalan her türlü oyunu oynuyorum açıkçası. Ha, oynamadığım bir oyun tarzı var. Spor oyunları oynamıyorum. Beceremiyorum. O yüzden sıkıntı yok. Ben matematikçiyim. Programcıyım aynı zamanda. Hani işim aslında bu. Ama onun dışında ben hani kendi dalımı bırakıp belli bir süre boyunca işletme yaptım. Kendi dükkanımı işlettim. 3-4 sene boyunca. Hani şu an o işleri bitirdim. Artık yapmıyorum. Ama İstanbul'da yaşıyorum. Bolu Mengenliyim, aşçıyım. Yemek yapmayı bilirim. Başka soru var mı bakalım? En dakika göremedim ama ha. Oyunlarda büyümüş diyen var. Keşke başka oyun. Tamam. Yani genel olarak hayatım şu anda basit, fazla kasıntı bir hayatım yok hani. Oyun oynuyorum. Yayın yapıyoruz. Böyle. Yazılımla ilgileniyor musun? Yazılımla aslında ilgileniyordum ama hani şöyle söyleyeyim bir 5 yıldır falan yazılımla uğraşmıyorum. Dediğim gibi son 4 yılımı sürekli olarak mekan işletme üzerine yaptım. Hani zamanda bar işletiyordum. Kendi barımız vardı. O yüzden ama orası kapandıktan sonra artık şey yapmıyorum. Ya. Aşçılık için nerede okudum? Aşçılık için hiçbir yerde okumadım arkadaşlar. Ben Bolu Mengenliyim. Ailemizin hepsi aşçı zaten. İsterseniz öğreniyorsunuz. Ve şey hani bu öğrenecek bir şey değil. Gerçekten yani bu el ayarı diye bir şey var ya. Hani o el ayarı iyi tutturuyoruz. Bir şey yaparken oluyor. Yayın işine nasıl başladın? Yani daha önceden yani canlı yayın çok fazla yapamıyorduk. Upload hızı kötü işte bu gibi nedenler ama her zaman şey yapmıştım. Mesela Neverwinter oynarken bütün zindanların anlatımlı videolarını yapmıştık. YouTube kanalına koymuştuk. Gerçi onları kaldırdık falan ama hani genelde oynadığım oyunu şu şekilde yapmayı severim. İşte oynarım. Oynarken hani canlıysa canlı kısmından sonra oynamaya devam ederken kaydetmeyi ve kaydettikten sonra da hani YouTube'a oyun işte başından sona nasıl ilerlendiğini göstermeyi severim.
Ufuk'sa o. Hasan Usta abi o. İşte zaten ben başta söyledim Half-Life Survive oyunu hani şey olumsuz yanı hızlı bitmesi çabuk bitiyor. Dediğim gibi 6-7 saatte falan bitirebiliyorsunuz bu oyunu. Ama şöyle bir şey var hani oyun story modu 6-7 saat ama hani challenge'lar var. Hani bu işte karşılaşmalar falan var işte kesim sizin başka bir adaya koyup hani hayatta kalmanı sağlıyor, deli bir canavar yolluyor. Hani bu tip şeylerle zaman geçirebiliyorsunuz. YouTube kanalımız vardı, kapattım ama hala bir tane YouTube kanalı var ama içinde video yok doğru düzgün. Yani Neverwinter D&D'nin bazı videoları var. Massive Stock Wild'ı olarak şeyde geçiyor, YouTube kanalında geçiyor. Yetenek lazım tabii canım açlık için. Eğitim gereksiz. Matematik şey vardı biz üniversiteye girdiğimizde bir arkadaşın sorusuna cevap verim. Hani matematik okuyan zaman matematik öğretmeni mi olacaksın? Cümlesi bizim hiç sevmediğimiz bir cümledir. Kesinlikle kullanma. Yani matematik öğretmeni olmazsın. Ama olabilirsin. Kesinlikle formasyon almak gibi bir lüksüm var. Çünkü hala var. Hatta hala alabilirim formasyonu. Ama almayacağım büyük ihtimalle. Yani o matematiği okuduktan sonra liseye öğretmen olarak yani atanmak istemiyorum açıkçası. Üniversitede kalmak güzel olabilirdi. İmkansız benim için. Yani not ortalaması falan. O da yalan. O yüzden matematik öğretmeni olmayacağım büyük ihtimalle ama ileride tam olarak ne iş yapacağıma karar vermek lazım. Böyle çok coşkun garip bir soru var mı? Hala sabah yaptım kahve. Buz gibi. Evet başka soru yoksa 2-3 dakika içerisinde oyuna geri dönüp birinci kasabayı halletmeye bakalım. Bilim adamı olur bölüm okuduğu zaman diye. Doğru. Bizimki fen edebiyat çünkü. Mühendislik değil. Mühendislik olsaydı hani belki de her şey daha kolay olurdu açıkçası da. Bölüm olunca hani bazı seçenekler seçin daha kısalıyor. FPS sever misin? Tabii ki first person shooter severim. Yani şöyle söyleyeyim bizim lise dönemlerimiz sonuçta sadece Counter ve Half-Life Strike vardı. Half-Life'da Counter Strike yani böyle güzel bir şey oldu. Yani 7/24 Counter oynadım biliyorum ve gençliğimde yani böyle üniversiteyi kazandığınızda hani part-time iş lazım. İnternet kafede çalışıyordum o zamanlar Beşiktaş'ta bir yer. Ve şey oyun tek oyun Counter Strike bir de sıralama vardı. 3 ay boyunca birincilikten düşmedim Counter Strike'da. Tamam. Hadi bakalım oyuna dönüyoruz arkadaşlar. Başka şeyiniz yoksa. Bir de bir soru bir soru bakayım. Bilgisayar konuştum. Bilgisayar aşık. Ne yapayım? Güzel soru. Kovunda. Tamam. Arkadaşlar oyuna dönüyorum. Şu görevleri halledeyim. Evet. Şu an benden istediği şey galiba eti pişirmek mi bakayım. Şöyle bir bakayım. Ne yaptığımızı unuttum ben en son. Evet. Vallahi ne yaptığımı unuttum ya. Bundan ne yapabiliyormuşum bu arada? Ama bunu da parçalayabiliyorum. Güzel. Ha. Demin ki kemer malzemesiyle demin parçaladığım lastikleri birleştirip abi adam kendine dizlik yaptı ya. Helal olsun. Tamam. Saniye şimdi bu adam benden ne istiyormuş? Açıkçası ben bunun quest'i açıldım. Şu quest'e şuradan bakabilirim. Diyor ki et bul diyor. Tamam. Et bulacağım. Ama eti nereden bulacağımı söylemedi. Ama herhalde etrafta gezerken. Gerçi ben pişmiş etim var. Ben niye bu eti ona veremiyorum? Şöyle yapsam. Şunu. Aa, yok. Seç deyip yapacaktım. Yemedi. Tamam o zaman bir etrafta gezinip bir geyik meyik bir şey bulayım. O zaman okumu da alayım ben. Bir yerden bir geyik meyik çıkacak karşıma. Yapacak bir şey yok. Şeyi de al. Evet geyik. Şurada bir ağaçlık alan var. O ağaçlık alanı ben bir parçalayayım. Ha gayet. Bugün keseceğim. Tamam, okumu geri aldım. Kesememişim ki. Ufacık bir şey kalmış. Tamam. Evet, geyik. Ha. Evet, geyikleri sevmiyorum. Nereye gitti acaba? Okumu geri alayım da. Neyse, o geyiğin nerede olduğunu bulduk en azından. Geyiği keseceğiz, derisini alacağız, etini alacağız, sütünden farklı adama geri vereceğiz. Abi bir saniye durun geyikle uğraşıyorum şurada yani vay ya.
adım agresif yaparlar. Oklarımı geri topladım. Ve geyik nereye gitti merak ediyorum. Herhalde geyik de zombilerin arasına gidecek değil ya. Şu tarafa bakayım. Burada da değil. Herhalde oyunun tek sıkıntısı avcılık olsa gerek. Yok geyik kaçıyor, yok geyik nereye kaçtı? Ne varmış burada? Yani aim potion zaten vardı. Yani aynı olan eşyalar, aynı tarihler tekrar tekrar çıkabiliyor. Hadi geyin de izinden hak götüre yani. Geyiği zaten kaybettik de. Yalnız bu balta bayağı iyi vuruyor ha. Aa bir dakika böyle olmaz bu. Şimdi neredesin genç? Zaten iki vuruş işi var. Oklarımı geri ver lütfen. Tamam. Eğer bugün bu geyiği bulursam o quest biter. Ya çünkü ne zaman geyik kaçsa hani onu takip ederken kesinlikle şey olmuyor yani böyle bulma gibi bir lüksünüz yok. Çok, çok uzağa kaçıyor. Şşş gerçi. Eğer şunu öldürsem patlarsa büyük ihtimal hepsi yara alacaktır. Evet. Bu silah değişmek için kısa bir tuş var mı bilmiyorum. Bu arada içsem mi yoksa şunu mu öldürsem? Yalnız bir vuruş da öldürüyor gerçekten. Baltaya yani böyle sopaya taş koyup balta yapmak iyiymiş. Şişemize dolduralım. Burada aç mıyız? Açız biraz. Onu da bir normal döndüreyim. Bakalım. Geber, geber, geber. Ha bir dakika. Abi yazıyormuş ya. Diyor ki kan izini takip et diyor. Ben vurdum mu ki o hayvana kan izi çıkacak? Zeki ya tek zeki o çünkü. Kan izini takip et. Büyük ihtimal yanlış oraya gidiyor ama bakacağım geldi. Deer spill blood bende yani. Yaralandıkları zaman hayvanlar kan döküyorlarmış. Tamam gayet güzel. Benim bu hayvana ihtiyacım var. Cano. Abi bu adam koşamıyor. Hakikaten kan izi nerede ya? Şuna neyse bitki de varmış, bitki de al. Şurada bir bitki var. Aha. Burada bir halde. Yine Iron Hüseyin. Ne haber abi? Ela Hüseyin'e günaydın deyin. Günaydın arkadaşlar. Abi geyik kaçtı, geyiği bulamıyorum. Kahve içiyor musun? İçiyorum ya, sen misin? Allah belanı versin ya. Harbi kahve mi içiyorsun lan? O ne sandın? Sabah uyanıp ayılmayı bekleyince. Bak burada bir adet. Notumu aldın mı sen benim? Aldım. İşine yaradı mı? Hayır. Valla. Not kullanmıyoruz. İşe yaradı yaradı. Sağ ol. Tamam afiyet olsun. Tamam. Zaten herhalde adayı full temizledim lan. O geyik de beni bulacaktır. Abi geyiğe ben ateş etmeden geyik kaçıyor. Geyik mi çok zeki ben mi çok sağlam diyeceğim artık. Bir dakika ya. Silah geç. Oku harcıyorum da deli gibi. Mermisi bitecek yani. Ay tamam. Bir de onu var ya bulayım tarı. Aha. Hani kan izi? Ha varmış ya. Adam haklı abi. Bir dakika. Kan izi kesildi. Abi zeki sen misin ya? Ha tamam işte ya o. Şimdi etini aldık bir de derisini aldım. Derisini ben onun derisini keseyim. Derisinden kemer gibi şey oldu. Herhalde sonra kullanırım. Eti pişirmem lazım. Et içinde alev lazım.
Oyunun kötü yanlarını söyleyeyim. Oyun dediği gibi. Oyun kısa. Oyunun fazla zorluk devresi yok. Bir tanesi çok kolay. Ötekisi çok mu zor? Onu bilemeyeceğim. Onun dışında inventory çok küçük. Inventory büyütemiyorsunuz galiba. Üstüne üstelik anladığım kadarıyla yerden aldığım eşyaları satamıyoruz. Hani çantanda olduysa abi boşaltacaksın, bunun başka yolu yok. Tamam. Şimdi bize makineyi başlatan parçayı verdi. Şimdi gemiye geri döneceğiz. Şurada bir tane daha quest varmış ama. Bu arada şey, karakter oynadıkça şimdi mesela kaç gün olmuş görelim. Evet. Mesela bugün 3. günümüz. Saatte 3'ü 6 geçiyor. Hani üstü başı kanlandı. Bu adam böyle gidecek. Kanlana kanlana. Ya yani bunun da aşağı kalır yerine olmayacak. Sürekli olarak daha kötüye gideceğiz yani. Bir de su içelim. Belki ihtiyacımız var mıdır? Bakalım. Bu arada yorgunluk. Açlık. Bu oynama ekran şeyi map'ini sürekli. Bu bizim bir TF boss'umuz. Yalnız gelemedi. Çok dayanıklı. Yalnız bu da bug mı var? Oyunun galiba arkadaşlar bug'ını bulup buradan buraya geçemiyor. Ama o zaman madem öyle ben biraz zorlaştırayım, geçsin. Vay aptal. Bunda yani etrafına geleceksiniz. O size çarçı yaparken kaçacaksınız. Taktiği o. Ya tabi düzgün bir silahımız olmadığı için sıkıntı ama evet, dediğim gibi arkadan koşamıyor galiba, baklanmış. Bir dakika, sabit durayım, gelebiliyor mu, vursun yani en azından. Yok, baklanmamış, gayet vuruyor. Abi bunlar son sözler işte, bunu diyorsun ölüyorsun sonra. O zaman ne yapıyoruz, kaçıyoruz. Ha yok ama bak, ilginç bir durum var, sabit durduğunda bir şey yapmadı ama. Vurunca duruyor da şu charge yaparken mesela bak çarpıyor, bir yere tıklıyor. Bak bilmiyorum ben. Bak bak, Allah Allah ya. Olabilir gerçi, o da olabilir. Karışma be oğlum, karışma. Ay yalnız ay, hakikaten yani refleksif bastım. Evet, bir garip, bunu şu an çözmüş değilim ama bu normalde böyle yapmıyordu ama gerçekten. Mesela öyle vuruyordu işte. Yani şu oyun mesela şu boss'u koyarken bence yanına 3-5 tane de farklı zombi koyması lazım ki hani en azından zorlasın. Gerçi varmış galiba. Bu arada şuradan birkaç ya. Bu zombiler nereden geldi? Ben şomaz mıyım ya abi? Vay, alacağım elime bıçağı. Ağzını burnunu kıracağım. Evet. Bir dakika, bir şey düşmüş. Güç boy şey iksiri. İyi. Kullanırız. Ama önce bir güç potion değil de ben bir yemek yiyip gücümü doldurabilir miyim, şöyle bakayım. Tabii doldurabiliyormuşum. Aslında bizim bandajımız da vardı. Bandajı hiçbirini kullanmadım. Ya böyle değil ya. Böyle zevkli olmuyor. Bu da çok hızlı öldürüyor. En iyisi gene böyle şey. En azından aksiyon çıkartabilecek şeyler böyle. Alacağım, atacağım, parçalayacağım. Belinden ortasını keseceğim falan. Kafasına bıçak salacağım. En güzeli böyle. Yalnız tabii bir şey, şişkolar varmış ya. Şişkolar sıkıntı. Gene silaha geçiyorum. Evet, şöyle geçeyim hatta bir tarafına. Şunları da öldüreyim. Sonra tekrar silaha geçeyim. Sen patlarsan hepsi patlar. Patlamadı gerçi, gene yalancı çıkardı sağ olsun. Tamam, gidelim bu adadan. Ben bunu Raymond amca zannettim, bizimki zannettim ya. Heh. Evet, Raymond. Şu an botun çalıştırma düzeneğini buldum. Bunu şimdi oraya takmamızı istiyor. Sonra kaçış planı varmış. O kaçış planını bize buradan söyleyecek. Kaçış planını ben zaten az çok spoiler vermiştim. Onun için ne yapıyorum? Kaçış şeyini, engine yani makineyi başlatan düzeneyi alıp seçip ona tıkladığınız zaman takabiliyorsunuz. Şey yapman lazım Hüseyin. Şifreyi girmen lazım. Ben o şifreyi unutuyorum. Tamam. Şu an yeni adaya gidiyoruz. Kaçış planımız zaten adada bir tane uçak var. Uçağı da hani gerekli parçaları toplayıp uçağı tamir edip buradan basıp gideceğiz abi. Olayımız bu. Bu arada ne öğrendik?
Leg protection yani bacaklarımız için. Biz şimdi zaten şeydi, bilekliğe kadar yaptık. Yo, bacağımız varmış zaten. Ama yani daha iyisini etmiştir. Şurada bir tane daha var. Ya şey diyor. Ya zaten bizde olan bir şey. Lastikleri parçalamak bıçakla. Yani bize kısacası şey yapacak. Hani bacak koruması yaptıracak. Tamam. Uçağımız burada. Bu bizim kurtuluşumuz. Pek öyle gözükmüyor diyor ama hakikaten öyle gözükmüyor. Çöp gibi bir şey. Ama işimiz bu. Bunu tamir edip buradan gideceğiz. Bakalım. Burada alınacak bir şey ama bu arada bizim uyumamız lazım. Gördüğünüz üzere yukarıda işaret çıkmaya başladı. Yani yorgunluğumuz %44 şu anda. Daha aşağı düşerse, kırmızı noktaya geçerse tehlikeli noktaya geçmiş olacağız. Bu arada etrafta böyle maymunlar var. Üstünde de papağan var. Bunlar size konuşarak quest veriyorlar, görev veriyorlar. Çok açmış. İstediği şey şu, balık yakalayıp balığı pişirip buna vermemiz lazım. Ama bizim daha oltamız bile yok. O yüzden hani pek de sıkıntı yok o yüzden. Tamam, gireyim. Evet, zombi geliyor mu? Evet, girdim canım. Şimdi bizim onun için ne yapmamız lazım? Büyük ihtimal sopamızın olması lazım. Ama sopa için şey yok herhalde. Bunun için misina lazım. Misinayı nereden bulacağım? Bir saniye. Şurada bir şey mi var? Yok. Ve de uyumamız da lazım. Uyumak için ev nerede? Onun şey var. Ha, bu arada şey, yaşlı amca da bize quest verecek. Main questimizi. Onu da almadan gitmişim. Sadece bize kurtuluşumuzu anlatmış. Ha şey. Şeyi gazla dolacak. Bir biz zaten gazı bulduk. Bir tane daha problemimiz var. Bir tane batarya, bir tane kablo lazım. Uçağın eksik olan parçaları bunlar. Tamam. Bataryasız zaten kaçamıyoruz. Bize diyor ki, şu an bize yalvarıyor abi bunları bulmamız için. Adanın doğu tarafında bunlar mevcutmuş. Evet. Çok iyi bir arkadaşız, yardım ettiğimiz için falan ve kendine dikkat et diyor. Eyvah, sen de kendine dikkat et. Bakalım şimdi. Evet, bu arkadaşa balık tutmak için oltaya ihtiyacım var. Oltam yok. Bunlar şey gibi düşünün. Yani yengeç, zombi yengeç olmuşlar diyeceğim artık. Benim aklıma böyle bir şey geliyor en azından. Bu alev mi? Evet. Yemek yapabileceksek yemek yapalım. Yemek malzeme varsa en azından yani. Ama yok galiba şu an. Şişelerim var ama onlar boş. Şundan bir şey yapabiliyor muyum? Yok. Yemek malzemem yok. Ama mantar var. Belki mantarlar pişirilebilir. Atacağız önce beklemek lazım yoksa ölmüyorlar. Direkt kafadan vuruyorsun zombi işte. Aa, bir tane daha aşağı çıktı. Zırh. Buna takım tipimiz değişti. Kafamızda Apache şapkası. Kafamızda Apache şapkası. Hani tamam, gövde biraz daha mantıklı. Yani kurşun geçirmez yelek gibi de. Bacağımıza da şey yaptık. Araba lastiğini kesip kesip böyle böyle bantladık ayağımızı falan. Hani şey, ısırılmayalım diye. Mantık fena değil. Evet abi, gece oluyor. Gece oluyor. Bir şey yapmamız lazım. En iyisi ben şuradan şey yapayım. Sopaya alevlendireyim. En azından meşale olarak gezelim. Zaten karanlık. Evet, sopaya seçip en azından sopa bu muydu? Yok değil. Stickler nerede? Ha, tamam. Tatlı odunu alıyorsun. Alamadım gerçi, bir saniye. Şunu seç abi. Aa, yapamıyor muyum? Hay tamam. Tamam, alevi de aldım. Alev yani aslında zombiler için en iyi şey. En hızlı öldürme yöntemi gibi bir şey. Abi şurada su kaynağı var, onu gösteriyor. Ha, gece oldu ya, şu küçük yaratıklar canlanmaya başladı artık yine etraftan sağdan sonra geliyor. Biraz benim canım çok az ya. O canımı bir arttırmam lazım. Ama bu arttırmadı. Su içsem canım artar mı? Artmıyormuş. Yemek yesem
O da atmadı. O zaman bandaj kullanacağız. Bandaj zaten yapmıştık zamanında. Abi geceleri oyun çok iğrenç ya. Ben karanlıkta oyun oynayamıyorum. Nasıl geçeceğim abi buraya? Şuradan mı? Evet abi. Yani gerçi abi adam hapşıra mapşıra böyle fikrim de yok açıkçası da. Ya ben ekranı göremiyorum şu anda. Işıktan mı ne? Şu an nereye gideceğimi göremedim ya oyunda. Var mı böyle bir şey? Ha tamam yol buradaymış. Benim öküzüm. Ya ama bu da işte şey, sopanın da sıkıntısı şu, öldürmüyor hemen, yere süründürüyor sadece. Evet, nereye gideceğim şimdi? Şuradan geçersem. Ya da gündüz olana kadar uyuyacaksın abi oyunda. En mantıklısı da işte şey, karakter uykusu yokken uyumuyor. Ya var da ben uyku yeri bulamadım. Sıkıntı orada hani. Ama şey yani sürekli uyuyup hani sürekli gündüz hareket edin diyemiyorsun. Ya da bir yerde AFK vereceksin abi. Sabah olana kadar takılacaksın orada. Yani şuradan yukarı çıkayım. Bu arada bir yerde bir safe olsun yani güvenli evin büyük mal olması lazım diye düşünüyorum. Ki var galiba evlenme evler olduğuna göre burada. Mantar toplamaya devam. Bu mantarla ne yapabilirim? Henüz bir şey yapamıyorum galiba. Ya şey, bazı ait eşyaları zaten topladığı zaman otomatik olarak hani kendi kendine size gösteriyor bu itemlar birleşiyor diye. Burada su var, biraz su içebilirim ama abi su içiyorum, zombi bana vuruyor falan. Oyunu boş ver, gel chat'te sohbet. Şeyimize yardımcı olur ya, o benim adıma konuşacak şimdi. Sen soruları sor, ben konuşurum. Maksat geyik yapmak. Abi bu ne, sıkıştım kaldım burada ya. O. Sıkı sıkı gideceğim abi. Ah, level atladım. Level atladım. Skill kazanıyorsun abi. Bak. Mesela ben şu anda hızlı şarjör değiştirmeyle daha iyi hedef almayı aldım. Şu an biraz da dayanıklı olsun diye shield boost diye bir şey var. Onu alacağım. Sonra da ya şey, eğimli atış yaptığında daha fazla vurmanı sağlayan bir özellik gelecek sonrasında. Ay vay şey yani, zombi gelmese mutsuz oluyorum. Zombi gelince gene mutsuz oluyorum. Yapacak bir şey yok. Git be. Yo değil. Ya safe house'a hala bakıyorum. Ekranda şu an yani şey, galiba yaklaştım safe house'a da. De şeyi bulamadım hala, o girişi bulamadım. Şu an zaten her şeyi toplamaktan. Ya işte karakterin sürekli koşamama derdi var Hüseyin. O olunca sıkıntı çekiyor. Ha, safe house burada. Vay ya, sinirimi geyikten çıkartırım. Nerede o? Abi geyik şimdi buradaydı. Öf. Bir dakika, şimdi burada kalabalık gelecekler tahminen. O yüzden ben burada şey var mı ya, alev var mı? Alev alıp böyle kaça kaça vurmayı planlıyorum açıkçası. Aynen. Abi artık ya, geçmiş hatalardan tecrübeler. Şimdi alarm çalıyor. Şey, zombiler etraftaki yerde toplanıyor deli gibi. Böyle alev vereceğim. Vereceğim ateşi. Sonra kaçacağım abi. Zaten 2 gram koşabiliyorum. Ateş, yani bunlar, bu zombiler aptal. Bunlar hiçbir şeyden korkmuyor. Ama geceleri özel adamlar var işte hani böyle. Yani diğer başka yaratıklar. Onlar yaklaşmıyor bile zaten. Hani niye koymuşlar o yaratıkları bilmiyorum. Hani el feneri oyunda çünkü bir nevi sürekli var. Yani el feneri sıkıntısı çekildiğini ben duymadım. Şunların şişko patlayacak, ondan korkuyorum. Alevli kaçıyorum ben. Anca patladı, korkmama gerek yokmuş. O zaman abi araya gir. Hepsini alevle. Ya şok geldi, sen niye öyle oldu? Ya saçma yani. Ama şey bak, alevleniyorlar ya. Şey gibi ya, kuduz gibi geliyor. Tamam, bir tane kaldı, onu da silahla indiririm ya. Zaten şunu öldürsem o da ölür diyecektim de, bu da çok yaklaştım. Arkadaş, uyumak için geldim, sıkıntı çektiriyorsunuz. Evet, bunda kapalık var, oyun tamam bitti.
ufak bir toplama yaparız burada şimdi biz. Evet. Oyunu save ettik. Bu ne? Fork. Mesela şimdi bizim çantayı boşaltmamız lazım abi. Bu böyle çok sıkıntı oldu. Ya o, şu an oyunda var en sıkıntı çektiğim şey kesinlikle inventory ufacık. Şöyle biraz daha bandaj yapayım. Başka bir şeyler çöpe atmak istiyorum ama neye atayım? Valla demir çubuk. Demir kalsın, demir iyidir. Bıçak gereksiz. Zaten baltam var. Baltayı yaptım. Tamam. Attığım şeyi geri aldım. Neymiş? Ok için. Daha stabilize, yani daha şey, aim'li tabimiz için oka malzeme çıktı. Şimdi bir dakika. Bu çubukla ben ne yapacağım? Demire bağlayınca Handmade Stabilizer. Ha yok, bunu galiba silaha takabileceğim gibi geliyor. Bakalım. Oka takıyorum tabii ki. Yani oku upgrade ettik gibi bir şey oldu. Uyuyalım ya, uyuyalım, yolumuza devam edelim. Adam geldi direkt. Seninle sonra konuşuruz falan. Evet, bakalım. Evet, uyuduk ama gücümüz tabii ki doğrusu dolmadı bile. Onun için... Ya şimdi ben 8 tane kafalı toplamışım yani. Bunları ne yapacağım? Hepsini atarsam... Atayım, hakikaten atayım. Şunu ekip et, bunların da hepsini at. Yani aynı şeyi tutmanıza gerek yok çünkü... Satmak diye bir şey oyunda görmedim. Yani o yüzden inventory'i mantıklı kullanmanız lazım. Mantarla bir tane yaprağı birleştirince potion çıktı. Koruma sağlıyormuş. Güzel. Zaten şey, şu an ben bildiğim random deniyorum şu şeyleri. Neyim? Çekilişleri. Çekilişleri yapmadık. Tamam. Ha. Bu arada tabi dediğim gibi çok fazla mermi aldık, ona bakıyorum. 500 tane bu da var, 300 tane bu da var abi. 300 tanesini çöpe direkt at çünkü gereksiz. Bir tane daha silah parçası buldum. Peki bundan tekrar mı silah yapacağım? Tekrar tekrar niye sahip yapayım? Hepsi mermi, bizim harcadığımız mermiler. Şimdi dakika, görevimiz ne? Sağ tarafta bir kadın işareti var. Şuradan daha mantıklı bir şekilde. Ha şey, bize bir kablo ile bir batarya lazım uşak için, tamam. Hatırladım şimdi, görev hatırladım. Yani bence Hüseyin, oyunun tek sıkıntısı oyun biraz kolay. Başka bir sıkıntısı yok. Bir de şey, çok kısa abi. 6 saat falan, hani dün gece... Aa, öldüm yalnız. Nasıl öldün ya? Pirana var. Abi hiç konuşurken sana bakıyordum abi. Ben balıktan bana geldiğini seveyim. Pirana varmış abi. Be, ezik bir durum. Ağlamak istiyorum. Piranayı öldüm. Çok şey olmadı. Değil mi? Hmm, checkpoint'te kalmış değil mi? Kapıyı kapat deme, sakın deme. Kapıyı kapattım. Ya o zaman tekrar mı çantamı boşaltacağım? Ben o kadar uğraştım o çantayı boşaltmak için. Neyse, neleri boşalttım hatırlıyorum. Şimdi benim şu malzemem biraz gereksizdi. Şunları atmıştım, kafalıkları atmıştım. Şunları birleştirmiştim mantarla, diğer çiçeği birleştirip kendime iksir yapmıştım. Ve üstüne üstelik bıçağı da atmıştım, balta yaptım diye kendime. Bundan bir şey yapabilir miyim? Yapamıyorum. Tamam, güzel, boşaldı. Bu kadar ya. Şunu ben yine alayım da, tamam. Bir de kendim bandaj... Crossbow var mı oyunda? Ben görmedim. Ama olabilir. Tabii onu avlıyorsun, derisini alıyorsun, işte derisini yüzüyorsun, parçalıyorsun falan, bir de yemeğini alıyorsun, etini alıyorsun, onu da pişiriyorsun. Şimdi bir saniye, burada şey vardı, o zaman ben abi biraz daha kara üzerinden gideceğim bu tarafa. İşte boş boşuna kendimi harap etmeyeyim, bir de şu şişelerimi dolduracağım suyla. Sonra ne alır ne almaz, hayat ne hala. Günde 3 litre su içmemiz lazımmış oyunda, yapacak bir şey yok. Yani iç mi? Yok abi, öyle bir şey olur mu? Tamam, susayınca su içiyorsun da ya, alakasız, 3 litre ne abi? Abi su ya. Baksana lan, planı da kendini belli diyor bak, bu da yok, tamam mı? Ben demin bildiğini böyle mal hesabı gittim. Oraya nereden döneceğim? Yukarıdan mı döneceğim? Tabi, yanlış yere girmişim. Şu çiçeği alayım. Neyi? Yayı geliştirmeyi mi unutmuşum? Evet. Abi fort'u almayı mı unuttum şimdi? Aaa.
Az daha, az daha, az daha. Ya gelsin ya, of. Şimdi ona da fa diyecektim. Abi ya, öf ya. Demek ki abi şey yapınca save etmeden gitmeyeceksin. Neredeydi? Fork burada mıydı? Tabii ki. Tamam. O zaman bir şunu bir hemen upgrade edeyim. Tamam mı? Şey. Ha böyle pardon. Şimdi. Yok yok. Şu an doğru gidiyor. Değil mi? Tamam. Şu, aa bak ne yapıyorsun? Şimdi olay bitti falan ya. Şuradan save edeceğim. He. Ya o kitaplar şey hani sürekli aldık da oyun içerisinde normal öğretiyormuş işte hani açsın falan muhabbetleri gece nasıl yaptık piranalar hani aslında okusaydım aklıma gelirdi piranaların olduğu da dedi şu bataklıkta suya girerken dikkat edeceksin suda böyle kabarcıklar varsa aha bu oluyor işte bakmasan gene artı 17 ya boyun. Dalga geçiyorum bilmiyorum. Alakam yok. Gene vardır bir aşağı. artı bir şey. Gel seni arkadaşlara gösterelim. Gel. Çok, bu sabah çok sessizdi. Ne ağladı ne bir şey yaptı hiç. Duydun mu sen? Ben mi duymadım yoksa? Bugün mutsuz. Kaldıracak mısın? Gel. Aa ben niye aynı hata yapıyorum? Aynı zamanda şey yapıyorum. Yukarıda yol. Paşanın suratına üflediğiniz zaman sabit durmuyor. Şu an o taktiği uyguluyor ama daha yemedi. Ha dışarı mı çıkarttınız? Oo ben uyuyorum. Bir de şey, oyunun bir üçüncü hani bazen bayan noktası şöyle bir şey hani karakter sürekli koşamıyor eyvallah ama hani animasyonlarda çok hızlı değil yani böyle bazen yeterli gelmiyor size. Yani animasyonların şeklini biraz daha değiştirebilirlermiş açıkçası. Bir tane daha silah yapımı şeyi bulduk, tarifi bulduk yalnız. Bu arada şu şişkoyu da aldım mı? Rahat. Ya aslında var, dönüp vursan hiçbir şey yapamayacaklar da. Ya dedim ki oyun kolay. Ya böyle şey hani oyun zaten büyük masitinde böyle 3-5 dolara çıkıyor. Yani böyle yani çok canın sıkıldığında belki benim yaptığım şey genelde o hani böyle çok sıkıntılıyken hiçbir şey yapacak bir şey bulamayınca oyun deneme ihtiyacı hissediyorsunuz. Yani bir alıp hani böyle kuruyorsun. Zaten şey ufacık bir şey 2 GB yok. Kuruyorsun oynuyorsun. Ya bir de bakmışsın gün geçmiş zaten hani günü böyle geçmenin bir yolu bu. Bir de hani her zaman insan zor oyun oynamak istemiyor açıkçası. Çantam doluymuş yalnız. Şunu bırak. Şunu da bırak. Abi aynı eşyayı aldım. Tamam. Şunu tekrar bırak. Şimdi bundan yapabilecek bir şeyimiz var mı? Ha. Şu anda şey yapabilirim yavaş yavaş. Olta yapabiliyoruz. Bir tane daha parça lazım. Büyük mas sopa mı lazım? Yok. Neyse o parçayı bulunca zaten anlayacağım ben. Şunu kırayım. Niye gelmiyor bu şişkolar? Hadi gel. Ha bir dakika. Niye gelsin ki? Hala odun var ortada. Tamam şimdi gelsin. Hepimiz öleceğiz. Abi ateş yaparken saldırmayın. Evet, yeni bir yemek. Ya aslında sürekli hayvanları bulup bulup avlamak da lazım. Ya yemek yapmak için sonuçta ona ihtiyacınız var. Şuraya da açıp ya bu yolları ya böyle keserek yapmanız lazım ya da yakarak gitmeniz lazım. Başka türlü geçemiyorsunuz. Buna yakın savaştan vursam ne olur peki? Ölüyormuş. Tamam. Bakma sen karakter hani öyle... Aa düştüm mü ya?
çok seri acıkmıyor. Veya çok seri yorgun düşmüyor. Ya dayanıklı yani. Abi plana geliyor. Kaç 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 kaç. Silah. Bir de şu silah değiştirmek için daha kısa bir yol bulamadım kendime. Tahmince vardı gibi geliyor da. Bak bunda şey var. Kurşun geçmez yelek. Bunda kafalık var. Ölmüyorlar. Gerçi ben de acele davrandım. Şimdi ne olacak? Normal zombiler için en iyisi yakın silahlar. Balta olsun. İşte ne o? Maşet diyeceğim de gelmedi aklıma bir an. Bıçak değil. Şimdi bir dakika, bir tane. Abi çanta o kadar doluyor ki. Yani ya her şeyi al... Abi bizim için çok kötü bir oyun ya. Bu her şeyi almak isteyen insanlarız. Bakalım burada ne var? Şurada bir tane bidon görüyorum. Bidon işe yarayabilir. İçinde ya su ya benzin. Evet, bir şeyleri bırakmam lazım. Ya da çanta böyle gereksiz yere yiyeceğim ki çantada yer açılsın. Bir tane daha boş bir kova bulduk kendimize resmen. Şimdi bir saniye ya, ben ne yapıyorum? Evet, yol şuradanmış. Şimdi buradan hangi dönemeci dönmem gerektiğine bir daha bakayım. Aşağıdakinden döneceğim. Bir daha bakayım. Şey oldum. Paranoya oldum. Şimdi burada bir tane kadın vardı. Onu kurtaracağız. Olayımız bu. Şuradan geriden doğru döneceğim. Demir zaten buradan geçerken düşmüştüm normalde. Ben bu amaçla gelmiştim. Tamam. Evet. Hanımefendi. Carol. Lütfen yardım et bana. Evet, onlardan biri olmadığımızı anladı, gayet zeki. Evet. Kızını kaybediyor. Kızını bulmamız isteyecek bizden. Gayet güvenli bir yer bulmuş kendine. Bizi içeri almıyor zaten. Sağ olsun. Dediğine göre evet. Kızı olmadan da kapıyı açmayacağına yemin ediyor. Tamam. Kız nerede? Kız da ta tepede. Buradan direkt atlayabiliriz. Düz yoldan gitmeye gerek yok. Bulduğunuz zıplama yerinden, düşme yerinden atlayabiliyorsunuz. Gayet temiz. Oraya neden geçeceğim? Yalnız şöyle bir şey. Tamam, ileriden yukarı çıkacağım. Yani şu piranı da yiyince yiyor ya. Yapıyorum ben. Gittim, kafa attım. Tamam, neyse, iyi durum. Silaha dön, silaha. Tamam. Şurada bir kova gibi bir şey var, onda bir şey çıkar mı acaba? Ben şunları öldüreyim de. Abi mayın yok mu oyunda? Var ya, mayın olsa. Oha, zaten yavaş yavaş hepsini toplarım, tamam. Bütün haritayı çekerim abi noktaya. Sonra abi geçer izlerim yani, keyfe bakarım. Hani madem yaratıcılık oyunu yapıyorsunuz abi, her şeyi koyacaksın yani. Tamam. Tamam, sırf şurada bir şey var mı diye var ya, o kadar eziyet çektim de. Ne varmış? Lastik abi, lastiği keseceğim de. Keseyim hadi hatta ya. Parçaladık. Bundan tekrar bacaklık yapabiliyorum tabii ki. Ama zaten bir tane vardı, olsun kalsın, belki upgrade edebiliriz. Şunları atayım zaten bana mı? Neye? İneğin vücuduna kafa at. İneğin vücuduna şu gelen şişkolara mı? Ha. Abi atayım da dur. Atmadan önce gücümü yükselteceğim. Demiş veriyor mu kafa? Verecek tabii canım. Hiç öyle şey olmayacak. Yani öldürmeyecektir şu kadar canım varken de yani. Gel lan.
Abi atamayacak mı kafam? Evet abi. Yalan etti ya. Yalan etti vallahi, yalan etti. Burada bir şey var mı? Bir de böyle bir olay var. Evin içine giriyorsunuz ama çatının altını göremiyorsunuz. Artık şeye kalmış, şansa kalmış. İçinden bir şey var mı yok. Yani göreceksiniz ve alacaksınız. Diving tank diye bir şey aldım abi. O ne? Görebiliyor musun? Yo, bu mu? Yo, evet la. Tamam. Ya aynı silahtan bir tane daha yapabiliyoruz ama aynı silahtan yapmanın yani manası yok. Boş boşuna harcayacağım. Gerçi harcamasam satamayacağım. Oh, çok sıkıntı ya. İnsan bir abi kesin satış yeri koyması lazım şu oyuna. Satış olmadan oyun olmaz. Ya ağacı kesmeye çalışıyorum, evet aynen. Yani o arka tarafa geçeceğim. Ya, kestim de zaten. Yalnız baya boş boşa çok güzel kesin. Gene bir ölüm sesi dinliyorum. Bari safe nokta bulalım, o da save ederiz. Evet bakalım. Abi yok, hayır, tekrar kafa atmayacağım. Biraz mantıksız. Abi böyle bize şey lazım. Shotgun lazım. Böyle attığın zaman beşine birden vuracağım. Bu arada sen bu sezon Walking Dead izliyor musun? Ben de izlemiyorum. Onu da çok bozdular ya. Ya bence yani şeydi, ilk bu sezon başladığında abi çok hantaldı, hiçbir şey olmuyordu falan. Sonra tam bir şey olacaktı, sezon arasına falan girmişlerdi. Sonra ben bıraktım zaten. Ya ben Sherlock Holmes. İzlemeyen varsa Sherlock Holmes dizisi de gerçekten polisiye dizisi olarak çok iyidir yani. Yani şeyler çok kısa, sezonlar kısa. Sıkıntısı o, hani bitiyor, seneye kadar bekliyorsun. Ya seneye kadar değil mi? Bir sonraki sezona kadar bekliyorsun, en azından bir sene tutmasa bile. Hani böyle şey, hayal kırıklığı yapıyor yani, hızlı bittiği için. Ben nereye gidiyorum ya burada? Hiç var ya. Zaten öleceğim. Ne ağaç çiçek buldum hemen. Abi düşenin kafasını böyle ezeceksin. Aynen. Bizim bile yok oğlum. Aa, öldüm. GG. Hayır. Hızla git uzun gel. Oğlum, inat değil mi? Kayıtlarım abi. Sinir bakarsın şu an. Al işte, ölmedin, ne haber? Sırf senin için ölmedim. Öleceksin deyince inadı inat. Bir tane daha mı? Abi yalnız adam karakter şu an yürümeyi falan bıraktı yalnız. Onun şarjı dayanır ya. Kaç? %6. Osman dayanmaz. Şeyde. Şu bilgisayarın arkasında ama. Dur bulacağım. Ay zaten dayanır ya. Bakma sen %6 dediğinde. Biraz güç alalım kendimize ya. Abi yemek yiyorum, gücüm dolmuyor. Ayıp ya. Şunları da. Aa. Kombine edebiliyormuşum, neyse, ilginç. Kemikli zırh abi. Zırha kemik bir takla gözüküyor mu buradan bakınca? Evet. Abi önüne X çizgi koydu ya. Saçma. Aha. Ha, kızı bulduk ya. Abi bunun tabi zırhı var ki ölmüyor böyle. Direkt kafaya sıkacaksın. Tamam. Evet, kızı bulduk. Emily. Anne sen misin diyor. Ha, anneyim ya. Abi Ahmet abi gibi bir adamım. Anne dedi ya. Saçma. Şimdi kızı alıp gideceğiz büyük ihtimalle. Ha, kımıldayamıyormuş, düşecekmiş. Lütfen yardım et. Daha fazla dayanamıyormuş. Oraya çıkıp önüne düşecektik. O da ağır mesele. Bir tane ip bulmam lazımmış. Kıza uzatmam için. İp de yukarıda haritada yeni gösteriyor zaten. Burada bir şey mi var, ben mi gördüm? Yok. Bitki var. Abi bitki lazım, bir şey lazım, can lazım. Böyle değil, böyle değil. Gücümü arttırabilecek bir şey var mı diye bakıyorum ama yok yani. Zamanda eğer insan gibi harcasaydık her şeyi böyle olmayacaktı. Bakalım. Zaten galiba orada bir de şey var. Uyuma noktası var gibidir kesin. Yani bir yere bırak gönderiyorsa boş göndermez.
Ya mesela farkındaysan şu anda şeyler, karakterler hani bir vuruşta ölmemeye falan başladı ve gittikçe kuvvetleniyorlar. Seninle benimle odaklı olarak büyük ihtimal, benim düşüncem o en azından, yani bir yerde okumadım böyle bir şey ama. Sen kuvvetlendikçe level olarak onlar da kuvvetleniyor ve ölmüyorlar. Yani büyük ihtimal bizim bu arada hani silahlarımızı falan yenilememiz ve kuvvetlenmemiz lazım. Yani bu şekilde herhalde dengeyi kuruyorsun oyunda. Aa yani şöyle 2012 diyeceğim ya da 2013 yapımı bir oyun. Hani şey indie oyun zaten, hani böyle çok yüksek bir bütçeyle yapılan bir oyun değil hani anladığımız kadarıyla. Hani bu oyunlar, ben şeyi seviyorum, hani bu oyunların amacının maksadı aslında hani bu insanlara bir nevi yardımda bulunmak aslında. Çünkü adamlar hani çok uğraşıp oyun yapıyorlar ki böyle böyle gelişecekler. Hani siz bu oyunu almazsanız yani parayı başınız kazanacaklar, orası meçhul. Emeğe saygı. Ki konsept olarak güzel. Sadece bir iki eksiği var işte. Oyunun kısa olması, oyunun biraz daha yavaş olması. Hani bunları düzeltip bu oyunu aslında yani mükemmel bir konsepte çevirirsiniz. Yani bu oyunu aslında DayZ yapanlarla Blizzard'a vereceksin. Hani Blizzard son zamanlarda yaptığı hani hatalardan dolayı iyi bir iş çıkartmıyor. DayZ'nin konseptiyle Blizzard'ı birleştirirsen, bu oyuna odaklarsan bu oyun mükemmel bir oyun olabildi mesela. Doğru bir yapımcıyla. Olmayınca olmuyor. Son yılların bütün oyunları bende hayal kırıklığı yaratıyor açıkçası. Yani 2013, 2012'den sonra çıkmış tüm oyunlarda bende böyle bir sıkıntı var. Hani böyle hep eski oyunlara geri dönesim geliyor. Evet, biraz yemek pişirdim. O yemekle yiyeyim. Yemek diyorum. Heh. Gücümü fulleyeyim. Şuradan alevimi alayım. Gene aynı halt yiyeceğiz büyük ihtimal. Çünkü insan gibi geleceğine inanmıyorum açıkçası ben. Evet, iki tane şuradan çıktı bile. Onları bir yapayım. Şu bitkin var ya. Evet. Şey, sen ne düşünüyorsun eski ve yeni oyunlar hakkında? Tabii canım, orası net de. Abi herkes için eski oyunlar her zaman daha iyidir. Yani şeyler güzel, tamam, hani first person shooter bazında bakacak olsak hani yeni oyunlar çok daha iyi denebilir, çünkü şey, şu grafik bazı çok daha, yani grafikte çok daha iyi. Yani bir geç Half-Life gene kimseyle kıyaslamam büyük ihtimalle. Hani genel olarak en azından grafikleri geliştiği için first person shooter'da efekt alıyorsun, ama hani böyle Diablo tarzı oyunlar olsun, strateji tarzı oyunlarda hani eski oyunlar abi. Bir Warcraft 3, bir Starcraft 1'i. Evet. Yani ya mesela ben şeyde de çok sıkıntı çekmiştim. Hani mesela Dishonored güzel bir oyundu. Benim ondaki sıkıntım şuydu. Hani oyun bitirdiğinde beni mesela şey yapmamıştı. Yani tatmin etmedi o bitiş, o hikaye. Hani böyle daha ne bileyim, nasıl de bekliyorduysam ya da beklentim çok büyük oldu oyun güzel olunca. Hani bence hikaye kısmı önemli. Yani bu oyunda hikaye aslında yok hani. Bu oyun sana şey, yani daha çok hani geyiğine oynadığım bir oyun olduğu için, dediğim gibi hani bunu haftada bir böyle oynarsınız biter gider. Ama hani bazı oyunlar için süreklilik gerekiyor. Ve onun için de güzel bir hikaye gerekiyor. Ve tabii ki oynanabilirlik gerekiyor. Biraz seviyet de. Yani o yüzden mesela hani first person shooter'lara baktığım zaman artık hani bir Far Cry, bir BioShock, hani hakikaten adamı saran şeyler. Far Cry film gibi oyun sonuçta. BioShock zaten hikayesi bildiğiniz kitap yazarı yazmış gibi, adam oturmuş onunla uğraşmış. Hani hikaye aradığın oyunlar var, hikaye aramadığın oyunlar var sonuçta. Nedense first person shooter'larda ben bir hikaye veriyorum. Mesela Call of Duty'ler de hani first person shooter bazında gayet güzel, ama hani sonuçta onun doğru bir hikayesi yok aslında bakacak olursan. Sürekli aynı dava. Ben şu an ne yapıyorum? Ha, anneye gidiyorum. Annenin yolunu bulursam anneye giderim tabii. Bu da mı ya? Evet. Ha yok, anneye gitmiyorum. Çocuğu daha kurtaracağım ipiyle. Tamam. Tamam. İpi de bulduk. Çocuğu da kurtardık. Experience'ımızı da aldık. Biz burada kaç level olduk ya? Nerede yazıyordu? 5. Yok, 5 level tabii. Aa, bir iki tane daha adam ölünce 6 olacak karakter. Şimdi anneye geri dön mü? Yoksa çocuğa mı geri dön? Abi çocuk gelemedi ki. Aa, çocuk düştü lan. Ups. Evet, çocuk gitti. Çocuk bildiğin suya düştü.
Şimdi diyor ki annenin yanına ben nasıl gideceğim? Çocuksuz açmam diyordu çünkü. Bir de tabii çocuğu öldü abi kadın. Evet biraz garip Nasıl oldu. güçlü abi? Abi ip koyduk tamam mı şuraya bağladık. Şurada alt tarafı ayağını kaldırıp yürüyecekti şu kadar mesafe ıfık yani 5 adım. Aptal. Ben şimdi halt edeceğim. Anneye döneceğim. Düştü suya gitti. Göremiyorum falan dedi bir de karakter. Açtı abi çocuk değil mi? Hem sakar hem problemli. Abi ben her şeyi topluyorum ya. Ben artık kendime kızıyorum ya. Aldım her şeyi artık aşağı atmaktan. Bir de gücüm de az. Uyuma noktası da bulamamışım. Ay yok buldum da uykum yokmuş. Sinirim bozuk. Uyusaydım en azından canım artardı. Abi bir dakika bunlar şişkolardan ya. Level up. Bakalım ne özelliklerimiz gelmiş. Şimdi ya ok, ateş ok alabiliyorsun. Yani okun ucuna alevli bir şey bağlayacağız büyük ihtimal. Ok alevli olacak. Daha geç acıkma ve susama. Buna verirsem bundan sonra daha az uykum gelecek muhabbetimiz var. Şey güzel ben bunu almışım zaten. Başta bunu almak için açmıştım kalkanı. Şey aldığım zaman eğim alırken daha çok vuracağım. Yani şu şişkolar büyük ihtimal belki de iki vuruş değil de hani bir vuruşta öldürebilirim diye umuyorum. Yalandan. Tamamen yalan. Bakalım ölecek mi? Ölmedi tabii ki yalandan. Gel beni öldür ya. Hak ettim ben zaten bunları. Tamam. Yok ya. Aldığımız özellik biraz fos çıktı. Herkes gene aynı. İki vuruşta ölüyor. Tamam. Bu arada saatimiz kaçı gösteriyor? Saat 2:22. 10 dakika. 10 dakika sonra Deniz arkadaşımızla galiba bu hafta da Grim oynuyoruz değil mi? Grim'di galiba. Ben Grim diye hatırlıyorum. 2 saat içinde de orada da Grim yayını var. Ne yapacağımı unuttum ki ben gene şu an. Bildiğin kilitlendim. Tamam anneye gidiyordum. Şunları öldürüp galiba hani çekiliş zamanımız gelecek işte bakalım. Bir saniye. Ha tamam. Çekiliş yapma zamanımız geliyor. Turuşanı arayacağım şimdi. Gezmek gibi bir şey var. Ay plana geliyor lanet. Alo. Alo. Alo efendim. Nasılsın? Ne haber? İyidir. Senden ne haber? İyi valla nasıl olsun ya. Böyle zombilerle uğraşıyorum işte. Ne yapacağız abi şimdi? Yine klasik chat üzerinden bir Aha. çekiliş yapacağız. Tamam. Ondan önce şey soracağım. Sen bu oyunu önceden oynamış mıydın? Yoksa yayına özel mi oynadın sadece? Yani yayın özel oyunu aldık. Yayın özel oyunu aldık. Dün işte biraz şey test ettim. Nasıl bir şeymiş diye. En azından şimdi hiç bilmediğim bu oyunda survival biraz zor olabilir. Ölüyorum şu anda. Hani Doğru. biraz oynadım böyle 1-2 saat falan oynadım. Oyun kısa dediğim gibi ben şey yaptım 2-3 saat oynayaraktan hani oyunun yarısından çoğunu falan bitirdim. Hani şey oluyor yani böyle 6-7 saatte falan oyun bitecek bu oyun. Hani çerez oyunlardan bir tanesi. Öyle işte. Peki puan nedir? Çünkü birileri şey yazmıştı. Ben Bir chat'te sen dakika, oynarken puanım baktım. nedir? Steam'de pek insanlar önermiyormuş. Chat'te okuduğum kadarıyla. Peki puanım nedir? Bunu nasıl buldu? Ha, 10 üzerinden puanım kaç gibi? Evet, Ben sen de dedin, diyorum ki oyun anladın. içinde ya zaten bilmediğim bir sistem var. Oyunda puan sistemi. Ben bunu kurcalayayım dedim bir an kendi gel. Abi oyuna vereceğim Yok, puan. yani şey, bu tarz oyunlar arasında, hani bu şekilde Ha. görüntü, bu şekilde oynanan oyunlar arasında sence nasıl bir yere sahip? Şimdi şöyle söyleyeyim yani hani bu tip oyunlarda artık iyi yapan bir firma fazla yok. Oyun çok kısa. Alınabilir mi? Alınabilir. Sebep şu. Hani Steam üzerinde oyun çok ucuz dönemlere denk geliyor. Hani böyle yani Super Mario alır gibi bir şey oluyor. 1 dolara 2 dolara kapabileceğiniz bir oyun. Açıkçası öyle bir indirim yakaladığınızda bence bu oyunu kaçırmayın. Çünkü değişik bir konsept. Hani tamamen hikaye görmeniz lazım.
Aynı zamanda dediğin gibi hani hem hayatta kalmaya çalışıp hem de Diablo gibi oyun oynuyorsunuz. Yani böyle ucuzlama ve bir indirime denk geldiği zaman bence alın. Hiçbir zararınız olmaz. Hani oynarsanız en azından bir gününüz güzel geçer. Hani sıkıldığınızda belki bir gün hani eğer konsol alırsan Turuşan bu oyunu evde beraber oynayabilirsin arkadaşınla beraber yan yana oynarken hani internetten Konsol. oynamak. Evet tabii kumanda takıyorsun arkadaşın kumandada oynarken sen kendin oynuyorsun falan hani iki kişi aynı anda oynayabiliyor hani oyunu eğlenceli Anladım. kılabilen yanları var o yüzden ben olsam alırım yani. Zaten he, sen olsan alır, sen Zaten aldık almışsın diyecektim de. zaten. Yani hani fikir olarak hani ya ben zaten bu oyunu Anladım. şeyde ben de Steam'de görmüştüm. Hani o da hoşuma gidip şey yaptım çünkü. Dürtükledim kendimi. Öyle. Bu arada Turuşan'la bağlantımız koptu. Bilmem. Bir saniye. Ha tamam bir daha arıyorum. Geldi mi bağlantımız Turuşan? Kazayla koptum ben ya. Daha doğrusu Skype'deyken kazayla bir space'e bastım ve space Space'in ne kapadı. özelliği var acaba? Aynen hiçbir bilgim yok işte kapadı. Tamam. Yani dediğim gibi oyun fena değil gerçekten. Ay, tamam oyun böyle hani IMDb'de şey vardı benim muhabbetim. İşte IMDb'de 7 ve üzeri alan film izledim mesela değil mi? Hani bunda da Ama ben de mesela şöyle diyeyim. 7 ve üzeri filmleri izlerim ama filmin konusu şeyse böyle yani sanatsal, biyografi tadındaysa izlemem. hani onlar o 7'ler onu saymıyorum. Evet, doğru diyorsun, doğru diyorsun. Çünkü bir yani. adamın biyografisi şöyle oluyor yani mesela diyelim Ufuk Atman'ın biyografik filmi diyeyim. Sadece Aha. Ufuk Atman'ı sevenleri izlediği için Tabii. yüksek puan alıyor. Aynen. Yani o konuda haklısın bak ona bir şey demiyorum. Ama dediğim gibi hani şey dedim ki hani tamamen benim fikrim böyle hani fiyatına göre davranılacak bir oyun. Hani böyle şu an kaç dolar Steam'de bakmadım gerçi ama hani dediğim gibi çok güzel bir indirime denk gelince bence alsınlar. Hiçbir zararı yok. Gayet oyun oynanabilir. Yani oyun bir de kolay hani ne bileyim şey yapmıyor. Adam germiyor oynarken. O zaman ben çekiliş için Tamam. başlayayım muhabbeti Tamam. anlatmaya. Arkadaşlar kesinlikle sol alttan öncelikle bir kanalı takip edin. Çünkü Bakalım chat çektiğim demiş. insan olur da kanalı takip etmiyor ise geçersiz sayılıyor. Yani geçersiz değil bir sonraki kişiye devrediyor bir daha çekiyorum. O yüzden Evet. kesin takip edin kanalı. Önce bu uyarımı yapıyorum. Daha sonra nasıl katılacağınızı anlatacağım. Şimdi ben bir tane soru soracağım. Bu soru direkt chatten katılacaksınız ve şu şekilde. Ünlem cevap yazacaksınız. Yani sorunun cevabı. Cevabı normal düz cevap değil. Mesela Mesela. sallıyorum. Şu Aynen. an işte diyelim Ufuk ne oynadı diyeceğim ben size. Siz diyeceksiniz ki Ünlem How Ünlem to Survive gibi. öyle gidiyor yani. Ünlem Ama ben bunu başında. sormayacağım. Soru multiplayer.com.tr'den geliyor klasik. Evet. Oradan soruyoruz %90. Onun için multiplayer.com.tr'yi bir önce açmanızı öneriyorum. Bu bir. Daha sonrasında Linkini de vereyim hatta. orada Sony Drive Club diye bir haber var. Yani Sony Drive Club Aha. değil tabii haber direkt. İçeriği onunla ilgili ama. Bu haberi açın çünkü soru bu haberin içinden gelecek. Drive Zor sorular geliyor. Club hangi konsol için yapılmış bir oyundur diyorum. Ve ünlem konsolun adını yazarak çekilişe giriyorsunuz ve kısaltmasını yazın. Uzun halini değil. Konsolun adını. Yani haberin içinde nasıl bahsediyorsak o haberden. Haberden demişim. O konsoldan. O şekilde siz de yazın. Soru bu kadar basit. Diyorum. Cevabı merakla bekliyorum. Hadi bakalım. Hangi konsol için? Cevaplar yağmaya başladı yavaş yavaş. Turuşsan. Ne oldu? Cevaplar arasında garip garip ya. Turuşan cevapları mı geliyor bakayım? Cevabı abi sen kazanırsın büyük ihtimal. PS4. Ne? Diyen Ne dedin? arkadaşlarım şu an. Yok ben cevapları okuyorum abi. Yapacak bir şey yok. Ya öyle öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Büyük kitle cevabı diyor. Cevabımız o abi. Ama tabii doğru mudur bilemem. Evet tabii ki. Hadi bakalım. Bence garanti olsun. Bir de Ha. PS3 yazın. PS2. Bayağı. Cevapların hepsi az çok Bu aynı. arada senden sonra da Deniz giriyor Evet. yayına. Grim oynuyor O, değil mi? evet o geçen hafta Tamam. Grip bayağı tuttu sanırım. Grim zevkli oyun Deniz de yalnız. zaten oyunu biz Deniz isterken bayağı eğlenceli bir oyun Aynen. falan demişti. Geçen hafta ben de izledim çünkü onu yayında.
Baya böyle şirin bir oyunda. Herhalde o kadar tuttuğu için de bu hafta devam ediyor diye anladım ben. Güzel güzel. Onu da izleriz. PS3 yazanına da baktık. Atari PS1. var. Atari var abi, hakikaten en güzeli. Nintendo Wii. Nintendo. Xbox Abi Base. hiç kimse daha bak Commodore yazan çıkmadı. Belki küseceğim ama. Ha yok, yazmış, Demek ki. pardon. Nidale, Oğlum. Commodore 64 diye yazmışlar. Bu arada Affedersin. Multiplayer'in bir sonraki yayında da özel bir retro yayını var. Böyle Şey, Commodore'lar. ha onu gördüm. Ben onu bu hafta zannediyordum normalde. Haftaya mı olacak o? Aynen, bu hafta bildiğim kadarıyla olmadı Bu hafta Multiplayer işte yayını. ben açtım televizyonu, karşıma şey çıktı. NBA maçı vardı. Hidayet Türkoğlu'nun oynadığı. Herhalde o yüzden büyük ihtimalle dedim. Başka güne mi aldılar acaba? Haftaya mı aldılar? Aa, tam neden olmadığını ben de bilmiyorum ama baya böyle şey şöyle bir yayın oldu. Özenle hazırlanılmış, Ha. böyle detaylı retrolar, Commodore'lar baya bir ofiste O dolaşıyordu. abi Amiga falan da var mı? Yani büyük ihtimalle vardır Abi diye süper ya. düşünüyorum. Amiga hakikaten çok güzel bir dönemdi. Ya o retro deyince aklına neler geliyorsa hemen hemen hepsi Aynen. vardı. Zaten o işin piri insanlar vardı. Hı Konuk olarak da. Yani o tarz, o eski hı. zamanlardan Hesap gelenler için makinesi diyen veya var abi. yeni nesile de öneriyoruz. Hani bir bakın, nereden geldi bu oyun dünyası buralara? Hakikaten ha. Sen Turşan Commodore 64 oynamadın değil mi? Hayır. Mesela ben oynamadım. Abi yani güzeldi, iyiydi falan ama eziyetti, gözünü seveyim. Kaset çalıyorsun abi. Kaset çalar ve yani geri saymak yok. Onu elinde çeviriyordum böyle. Aa Allah'ım. Abi güzel günlerdi Ben de aslında. benim ilk konsolumu söyleyeyim ben ya. Bende Sega vardı. Hangisi şey mi? Sega Master Game Boy System. gibi olan mı? Ha. Yok şey Anladım. televizyona bağlanıyordu. Anladım, anladım. Ve bayağı da güzeldi oyunları. Tabii Ama tek canım. sıkıntısı abi oyunu Türkiye'de bulamıyorduk. Bir dakika, Yani bildiğin o hatırlıyorum bizim babamla bildiğimiz böyle televizyon atarası değil mi seninki? ya o şu şey değil hani bir kasetin Tamam. içinde 10 bin tane Tamam, oyunlar olan tamam, değil. Bu tamam. Şimdi bir çözdüm. kasette bir oyun olurdu ve Aha. yani o kasetleri bulmak için böyle babamla Eminönü'ne falan giderdik. Aynen. O Bayağı da pahalıydı yani. Böyle bir Sega'nın tane şey, alırdık gelirdik. aynen. Ve Ve oyunları da şeydi böyle kalite yani uzun uzundu. abi sen ne Gerçekten ben bir diyorsun? tane ondan aldım mı bayağı bir Bak oynardım onu. ben işte bende de şey vardı. Game Boy gibi düşün ama Sega'nın Game Gear diye bir tane eşyası vardı, böyle eskinin PSP'si aslına bakacak olsan. Abi oyunda da öyle, hani bir tane oyun kaseti takardın ve şeydi, oyunlar o kadar kaliteliydi ki bir oyun aldığında sana belki böyle bir yıl falan gidiyordu yani. Şey gibi düşün, işte FIFA 14 çıktı, hani FIFA 14, FIFA 15 çıkana kadar oynuyorsun gibi düşün. İyiydi yani, o da çok kaliteliydi ya. Bu Cevaplar arada ben şöyle yapacağız şimdi. Ben cevapları çekilişi yapınca Aha. abi sen biraz chatle muhabbette kal. Tamam. Soru cevap alabilirsin. How Tamam. to Survive ile ilgili. Onun dışında yayınlarla ilgili soru cevap yap. Tamam. Ben hemen Deniz'e döneceğim. Deniz Tamam. ne alemde? Tamam. Buralardaydı. Hani sistem hazır mı oldu mu diye soracağım. Tamam. Hazırsa geleceğim yine sana. Tamam. Son Çekilişi konuşmayı sen... yapabilirsin diyeceğim. Tamam. Durum Onu... budur. Oy. Hı. O Çekiliş... zaman çekiliş yapıyorum. Şu an Aynen. 72 kişi katılmış arkadaşlar. Da aslında 72'de bayağı bir bir insan var. 72'de bir şansınız var. Bence Bence bir deneyelim bir yayınlara tane daha. göre yüksek bir oran. %1,5. Ha bu arada bugün şeyler bir tane de şeyimiz var. Ne denir? Sap çekilişi var. Orada bayağı şanslar yüksek oluyor. Böyle Tabii canım. %25, %50'ler olan çekilişler çekiyoruz. Şansına denk gelirse böyle 3-4 kişinin olduğu veya 2 kişinin, zaten hani 2 kişiden birisisiniz, direkt çıkar. Neyse, o zaman ben çekilişi Tamam. yapıyorum. Doskan da katıldı bu arada. Evet, Evet, How Doskan to da Survive diyordum. chatte. Tamam, How Hoş to Survive. geldin. Doskan bize chatten selam söyle. Hazır mısın? Chatten de söyleyebilirsin. Hatta Doskan senin Skype'ında varsa muhabbete bile alabilirsin bir de. Var mı Edebiliriz sende? Ya da açıkçası. ben alayımdır. Dur, Bende bende var. yok galiba ama. Doskan, çektim seni de. Buradaysan bize bir haydi. Daha Ben gelmedi. çekiyorum abi o zaman. Çek çek. Uygun. Okey, 80 kişi oldu şu an. 81. Bol şans diyorum Tren katılan kalkar arkadaşlara. yazar. He? Tren kalkar abi. Yazan yazdı yani. Hoş geldin Merhabalar. Deniz. Hazır Merhabalar. mısın Deniz? Ben hazırım. Chatten yazıyordum. Hiç chat'e bakmıyorsunuz. Daha Ya şimdi... şu an her yere baktığım için Evet. karıştı ortalık. Tamam çekiyorum. Basıyorum. Bastım. Dıt 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 dıt. Deathman.tr. Deadman TR. Aa, bana çıkmadı mı? Sen de mi Maalesef. yazdın? Ben her hafta katılıyorum. Bu hafta Nice. kim aklım olsun? Dün akşam Xeon'a çıktı biliyor musun? Bak. Bildin. Hadi Xeon'a ya. çıktı ama vermedim tabii ki de. Tepkiler. Deadman TR. Tepkiler Aa, arkadaş. ben alırım ya. Ben alırım. 1780 RP kazandın Deadman. Tebrik ediyoruz. Güle güle harca.
İyi Harcadıkça günlerde Uğur aç arkadaş. hatırla. Dostkan'ı hatırla. Beni hatırla. Konuşan herkes hatırla. Aynen. Emeği olan o kodda. Evet. E-Pin'i hatırla bir de. E-Pin'in sponsorluğunda bu arada. E-Pin.com.tr'nin. Evet. Durum Sponsorlarımız bu. Logitech ve AP'in. Okey. O zaman Tamam. Denizde hazırsa sen abi Yavaş kapın yavaş. konuşmasını yap. Aynen. Ondan sonra Denize pasla yayını. Benden Tamamdır. bu kadar. Güle güle arkadaşlar. Görüşürüz Turan. Bay bay. Deniz, sana da iyi yayınlar diliyorum şimdiden. Teşekkür ederim. İzleyeceğiz zaten Görüşürüz. Grimm'i. Ben de izledim. Şimdi ben son bir konuşmamı yapayım arkadaşlara. Chatten Ha? trollüyordum ama kimse görmedi. Güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Yani biz genel olarak hani böyle yani benim oynadığım oyun tarzları hani şu an RPG genelde böyle Diablo olsun işte Half-Life Survival olsun işte Path of Exile bu tip oyunları oynuyorum ama hani genel olarak hani çoğu oyunları da oynuyorum. Şu ana kadar oynadığımız oyunlar arasında Marvel Heroes falan da var. Hani özel olarak böyle değişik istekleriniz varsa Facebook'umdan hani mesaj veya şey, çekiliş gibi bir şey yaparak ya da işte oylama yaparaktan oyun seçebiliriz. Bu tip tarz oyunlarda olabilir. İşte MMO veya işte RPG ya da MOBA tarz oyunlarında çekiliş olarak ya da işte bir şekilde bana hani isteklerinizi sunaraktan şey yapabilirsiniz. İşte hangi oyunu izlemek istediğinizi falan. Yani o fikirde ben de hani ona göre belki bir ayar çekebilirim. Hani şeyim Facebook'um direkt isim ve soy isim olarak aratabilirsiniz. Hani buradan bana sadece işte hangi oyunu izlemek istediğinizde en çok şey yaparsanız hani o yazılardan gelen hani en çok izlenmek istenen oyunu oynamaya çalışırız açıkçası. Hani böyle bir şey diyorum işte feedbacklerinizi zaten her zaman bekleriz. Sorunlarınız falan herhangi bir oyun için herhangi bir oyun olabilir çünkü hani nereden baksanız bütün oyunları oynadığımız için herhangi bir oyun için sorunuz varsa gene Facebook'tan soru olarak atabilirsiniz. Ben buna cevaplarım. Çünkü yelpazem bayağı geniş. RPG'lerden MMO'lara, first person shooter'lara kadar. Hani her türlü her şeyi cevaplayabilirim. O yüzden dediğim gibi kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Herhangi bir sorunuz varsa da almaya şeyim rahatım yani her gün cevaplayabilirim Facebook'tan. Şimdiden kendinize iyi bakmanızı diliyorum. İyi bir pazarlar diliyorum. Deniz Özkan'ın Grimm yayında da keyifli anlar geçirmenizi istiyorum. Şimdi ben yayını Deniz'e bırakıyorum. Herkese iyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz.